Evet sevgili spor izleyenleri, bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle bu stüdyoda birlikteyiz. Bugün biraz sonra siz de göreceksiniz, kalabalık bir konuğumuz var. Şimdi göstermeyeceğim size onları. Onlar kendilerini fevkalade hazırladılar, iyi hazırladılar. Sanki Şampiyonlar Ligi maçının sorunlarını anlatacakmış gibi hazırladılar. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi biliyorsunuz ligler bitti. Zaman zaman liglere terfi edecek olan birkaç takım kaldı. Özellikle PTT Ligi'nde son takımı belirleme maçları oynanacak. Alanyaspor Balıkesir'le iki kez karşılaştı. Balıkesir'de berabere kaldı ilk maçında. Kendi evinde 2-0 aşmayı başardı Alanya Balıkesir'i. Ve Alanya finalin ilk takımı oldu. Evet, Adana Demirspor'da Yılmaz Vurallı Adana Demirspor, Elazığ Spor'u 2-1 ile geçmeyi başardı. Finalin ikinci takımı oldu. Ve Cuma günü Konya'da, önemli bir stadyumda karşı karşıya gelecekler. Bakalım dananın kuyruğu orada kopacak. Üçüncü Süper Lig'in takımı belirlenecek. Evet, bu arada bunları konuşurken Manisa Spor'da neler oluyor diyeceksiniz. Unuttunuz mu? Hayır, unutmadık. Onu da unutmadık. Orada çok şeyler oluyor ama bizden habersiz oluyor. Şehirden habersiz oluyor. Kentten habersiz oluyor. Birileri yola çıkıyor. Ben yaparım diyor ve nasıl yaptığını o da inanmıyor. Para yok, pul yok. Birileri teknik adam olarak geliyor. Nasıl geldiğini ve kim tarafından getirildiğini o da bilmiyor. En sonunda Mehmet Altıparmak, o Denizli'den ayrılan bir teknik adamdı ve yarı dönem hiçbir şey yapmadı. Oturdu, dinlendi. Herhalde bize dinlenmiş bir teknik adam gerekiyordu. Biz de onu aldık geldik. Daha doğrusu pardon, Abdullah Mergen aldı geldi. Niye kısmet, niye aldı onu hala anlamış değil. Aslında teknik direktör de anlamadı onu neden geldiğini. Çünkü şehirden bir tepki geldi. O tepkinin sonunda Altıparmak bir açıklama yaptı. Yönetim değişirse, eğer beni istemezlerse ben bu şehirden giderim dedi. Güzel, olgun bir davranış. Aslında mantığını, kafasını biraz çalıştırsa, hiç gelmese, biz onu davet etsek daha mantıklıydı diye düşünüyorum. Evet, Manisa Spor 26 veya 29 belli değil tarihleri. Ne zaman Abdullah Mergen'in keyfi gelecek, ne zaman benim keyfim geldi diyecek, o zaman kongre takvimi çalışacak. Bakalım adaylar kimler olacak? Adaylar Orkun Şıktaşlı diye çıktı ortaya. İnşallah sonuna kadar gider bu adaylar. Başka adaylar var. Onlar bakalım Mehmet Güzgül'ü çevresine toplanıyor. Bunların hepsi bir çatı altında toplanır, tek liste olur mu? Hep birlikte Haziran'ın sonuna kadar göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada biliyorsunuz ligler bitti ama gizli gizli transferler bitmedi. Rodelega biliyorsunuz tüm spor dünyasının konuştuğu en ucuz futbolcu niteliğini taşıyan ama usta ayak olan 19 gol atan Rodelega. Rodelega kendi parasını çıkardı. Şimdi bir gerçek ortaya çıktı ki Rodelega için 12 milyon euro istiyor Akhisar Belediye. Haklı mı? Bana kalırsa 20 milyon istese de azdır. Ama bir gerçek çıktı derken 1 milyon liraya Rodelega serbest. Bakın bunu nasıl anlarsanız anlayın. Yani Rodelega'yı menajeri isterse 1 milyon TL'ye kulübüne öder Akhisar'a. Ondan sonra bildiği Galatasaray'a yolu açık olur. Ama ben Rodelega'nın böyle bir yolu seçeceğini düşünmüyorum. Rodelega emek verdiği kulübe mutlaka diyetini veya da vefasını öder diye düşünüyorum. Benim de mantığım buna eriyor. Sanırım Rodelega'nın da mantığı çok efendi bir sporcu ve başarılı bir sporcu. Bunu da konuşacağız. Evet, gerçekten spor dolu. Tabii biz sadece futbol konuşmayacağız. Biz hep şunu söylüyoruz. Biz programlarımıza sadece futbolun ötesinde konuları da gündeme getireceğiz diye söylemiştik. Evet, bugün ona benzer bir konu. Düşünün, kendinizi doğada varsayın. Karşınıza küçücük küçücük pedallar geliyor. Üzerinize geliyor. Ama yaklaştıkça onların ne kadar hayat dolu, ne kadar adrenalinlerin yüksek olduğunu görebilmek mümkün. İşte onların oluşturduğu bir spor kulübü var ki o da Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği.
Böyle bir kulüple şu anda programımız, dertleri çok. Muhtemelen de çok. Yoksa derdi olmayanı biz program almıyoruz. Derdi olan alıyoruz. Derdi olmayan nereye gidiyor bilmiyorum ama bize mutlaka geliyor. Bize hep parasızlar geliyor, derdi olanlar geliyor. Biz herhalde şifa bulur gibi bu programı hepsini davet ediyoruz. Biz bundan mutluyuz. Onunla ilgili hiçbir çekincemiz, algımız yok. Evet, bu Mavic dediğimiz bu kulübün kısaltılmışı, o kulübün başkanı Yüksel Gemici bizle birlikte olacak. Ve aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi, beden eğitim öğretmeni, aslında bir nevi başka bir yönü de var, sanatçı yönü de var. Yani eline ne gelirse yakışıyor derler ya, 10 parmağında 10 marifet. Evet, Özlem Şahin burada, o da olacak, o da burada. Tabii bizim duayen dediğimiz, itfaiyenin duayen dediğimiz, aslında Manisa bisiklet sporlarının kurucusu dediğimiz Yaşar Çavuş lakabıyla Yaşar Doğru da burada. Evet, üç konuğum da burada ama onun öncesinde de biz yine bu programda Metin Gönül bizi yalnız bırakmadı. O da burada. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın Gönül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Bugün farklı. Evet. Pedallar var. Gayet güzel. Bisikletler dışarıda ama kasklar burada. Yani hatta çamurlu. Daha bisikleti gördüm. Yaşar Bey'i çok iyi tanıyorum. Hatta biraz daha şey gideyim. Yaşar abiyi çok iyi tanıyorum. Ama arkadaşları ilk defa gördüm. Tabii çok memnun oldum. Programda da ağırlamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Evet. Yani bakalım neler söyleyecekler. Merakla bekliyorum. Dertleri mutlaka çok. Yüksel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizden evet. Nasılsınız? Sizden iki defa görüştük. Bir belediyede görüştük. Bir de ya zaman zaman şeylerde denk geliyoruz öyle bisiklet etkinliklerinde. Büroda görüştük. Spor etkinliklerinde de görüştük. Otistik çocukları karşılama şeyinde. Otistik çocuklar da vardı. Bir iki tane çocuk vardı. Evet. Yola çıkmış bir üniversite gelenler vardı. Onları karşılamak. Evet. Yaşar Hoca'yı zaten bilmeyen yok. Tanımayan taş olur. Evet. Lugatta öyledir. Yani itfaiyedeki yaşam biçimi bize sürekli Manisa spor programlarına bağlanma yönüyle de biliyoruz. Ama son anda neden hızını Manispor'dan kestiğini şimdi anladık. Pedala dönmüş yani, doğaya dönmüş. Oradan anladık, bağlanmadığı yönünde. Özlem Hoca, sizinle biliyoruz. Senin bir de sanat yönün var. Sadece bir hafta haber yapmıştım. Evet. O yönde Cüneyt yapmış da sonra bana vermişti. Güzel bir haber olmuştu. Demek ki spora aşık olanların birçok dalda becerileri var. Bunlar güzel şeyler. İşte bu güzel şeyleri bir de bu kenti yönetenlerin algılayabilmesi önemli. Sanırım bizim burada oluş nedenlerimizden birisi de bizim yaptığımız sporun varlığını, etkinliğini ve bundan sonraki kat edecek olgunun kenti yönetenler tarafından fark edilmemiş olması. Evet. İlginin az olması. Ve biz de bu ilgiyi burada açmaya çalışacağız. Bakalım bu programdan sonra ilgi mi olacak yoksa daha çok farklı bir şey mi olacak? Sizlerle yaptığım söyleşiden sonra belli bir yola alacağız herhalde diye düşünüyorum. Sayın Başkan, bildiğiniz kadarıyla 3 yıl önce kurulan bir kulüp. Daha doğrusu spor. Yani Perşembe akşamları adı altında kurulmuş bir şöyle anlatayım ben. Bisikletçiler vardı. Yani son yıllarda yani sadece Manisa'da değil tüm Türkiye'de bisiklet kullanımı hızla yaygınlaştı. Yani Perşembe akşamı bisikletçileriyle birlikte yani sadece Manisa'da. Biz de ayak uydurduk oraya. Evet, yani İzmir'de başladı sanırım Perşembe akşamı bisikletçileri. Sonra Manisa, Ege bölgesinde yayıldı. Türkiye'de yayıldı. Evet, yani bir yerde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına öncülük etti de diyebiliriz. Yani Perşembe akşamı bisikletçileri etkinliği. Onunla beraber başka gruplar da kuruldu Manisa'da bisiklet kullanan. İşte Manisa Bisiklet Grubu, Özgür Pedallar, Bir Pedal Öteye diye. Güzel. Yani kendisi kafa dengi olan insanlar kendi aralarında gruplar kurup kendi aralarında gitmeye başladılar. Fakat öyle bir şey oluştu ki bisikleti seven insanlar, gençler, bir topluluk bu bütün açılan bu faaliyetlere, bütün grupların etkinliklerine katılmaya başladı. Yani biz de baktık ki bütün bu gruplara katılan insanlar aşağı yukarı aynı. Yani bisikleti seven bir insan topluluğu var. Nerede bir etkinlik var oraya gidiyorlar. Yani biz de bu gruplar arasında ayrışma olmasın diye onları bisikletle ilgili sorunları tek elden dile getirecek veya herhangi bir problem olduğunda tüm bisiklet gruplarını kapsayacak bir dernek kurmanın faydalı olacağını düşündük. Bütün bu grupları, etkinlikleri düzenleyen kişileri bir araya topladık.
Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği'ni kurduk. Yine o grupların kendi faaliyetleri sürüyor. Fakat Manisa Bisiklet Derneği olarak da yani ortak faaliyetler yapılması gerektiğinde bir araya gelip ortak faaliyetler yapıyoruz. Böylece yani parçalanma bölümü olmamış oluyor. Yani. Evet, yani aslında düşünce iyi. Ben aynı şeyi söylüyordum. Yani bu bisikletçilerin 3-4 parçada değil, daha doğrusu sadece bisikletçilerle ilgili değil. Mesela bir şehirde aynı kategoride iki dernek kuruluyor. Evet. Şimdi iki derneğe ne gerek var? Aslında tek dernek çatısı altında, tek güç, tek potansiyel karşıdaki ilgili kurumları veya size destek verecek olanların da tek bir cepheye bakmasını, tek muhataba yönelmesine neden oluyor. Doğru bir karar. Zaman zaman Yaşar Çavuş'la da aynı şeyleri konuşuyorduk. Bu bir an önce olur mu diye. Hatta sizinle bir ara lokma dökülürken evet, bu evet. konuyu konuştuk, tartıştık. Bazen o süreçler bu gibi birleşme süreçlerini getiriyor. Doğru bir sürece yöneliyor. Doğru. Onunla ilgili zerre kadar bir şey yok. Ama gerçekten 80 tane üyeniz var. Azımsanmayacak bir 80 yani üye. Yani 80 üyemiz bizim etkinliklere katılan üyelerimiz değil. Yani biz zaman zaman yaptığımız etkinliklerde yüzü aşan bunların kişiler katılıyor. Bunların herhalde 80 tanesinin bisikleti var mıdır? Tabii bunların hepsinin bisikleti var. Bunların vardır. Zaten bunun yanında bir de bizim büyük bir potansiyelimiz 18 yaş altı gençler oluşturuyor. Onlar zaten üye olamıyorlar bize. Evet. Ama yetişkinler de... Okullarda falan mı? Tabii mahallelerde. Liselerde okuyan öğrenciler var. Yani ortaokullarda okuyan öğrenciler bile var. Yani o yaş seviyesi de bayağı küçüldü. Yani 80 üyemiz var ama etkinliklerimize aktif olarak katılan kişi sayısı çok daha fazla oluyor. Şimdi bayanlar da 80'de 10 yani 8 10 10'da 1 gibi. Niye az Özlem Hocam? Bayanlar daha mı ilgisiz? Biraz cesaretleri yok bu konuda. Ve bisiklet sürmesini bilmeyen hala bayan arkadaşlarımız var ve sosyal medya bu konuda çok etkili. Biz fotoğraflarımızı paylaşmaya başladıkça o kadar çok talep geldi ki bana bisiklet sürmesini öğretebilir misin? Ben de gelmek istiyorum, sizlerle nasıl temas kurabilirim diye. Bu anlamda çok potansiyel var ama cesaret yok, imkan yok. Yerel yönetimlerin bu konuya birazcık el atmasıyla birlikte... Ve güvenli bisiklet yolları oluşturulmasıyla birlikte daha çok... O güvenli yolları geleceğiz. O güvenli yollar tabii, ne kadar tabii, güvenli tabii. Ona da geleceğiz. Tamam. Özellikle tamam. Onun modelleri Eskişehir'de ve Antalya'da var ve birçok yerlerde de var. Ama özellikle bayanların bisiklet sporuna, motor sporlarında da varlar ama onlar da orada da azlar. Azınlık. Orada da azlar. Ama bisiklet daha alternatifli bir spor. Yani mutlaka kullanabilirler, kullanamazlar değil de. İşte bununla biraz cesaret biraz lazım. Cesaretle birlikte. Biraz, her geçen gün bayan kitle daha çok bilinçleniyor, daha çok harekete geçiyorlar, daha çok ses getiriyorlar. Evet. Daha çok ses getirttiriyoruz. Bir sürü hastalıkları örtüyor. Özellikle yaşlılıkla birlikte ve yaş almayla birlikte... Osteoporoz denilen kemik erimesi hastalıklarına karşı filan son derece konuyu örten, o durumları kapatan bir alternatif. Bunun aynı zamanda masrafı yok. Beden eğitim öğretmeni olduğun için daha rahat bunu anlatabilirsin. Tabii masrafı yok, park etme sorunu yok ve tamamen çevre dostu bir uygulama. Evet. O yüzden bayanların bu konuya birazcık daha bilinçlenmeleri ve daha fazla farklılık getirdi yurdumuzda. Yani o kesinlikle ona katılıyorum. Yani bayanlar daha da iyi şey yapması lazım. Katılım olması lazım. İlla birileri dökmesi şart değil. Orada görüyor pedal çeviren bir bayan. Evet. Hemen ben olsam bisikleti alır arkasına takılırım. Hani birinde takılamadım, ikincisini mutlaka bulurum, yine takılırım. Bu bayanlar birbirlerine güç vermek zorundalar. Kesinlikle başladı zaten bu işbirliği, eşgüdüm, dayanışma kesinlikle başladı. Ve mesela bizim Manisa olarak yerel bir problemimiz var. Başka illerde bu potansiyel çok daha fazla. Evet, bu arada Sayın Yaşar Hocam, siz de bu kulübün ilk kurucularındansınız. Siz nasıl bulaştınız bu işe? Evet, teşekkür ediyorum. Sportif yönünüz var zaten. Teşekkür ediyorum. Ama ben ilk önce
konuya girmeden ETV ailesine çok teşekkür ediyorum. Başta size, gönüllüler. Bizleri kabul ettiniz. Biliyorsun bu konuyla ilgili o kadar çok sorunlarımız var ki size nasıl teşekkür etsek az. Bize özellikle itfaiye teşkilatına ben emekli olmadan önce sizin Manisa itfaiyesine vermiş olduğunuz katkılarından tanıtım anlamında söylüyorum. Bizim en büyük eksikliğim tanıtım eksikliğimiz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi bu çağırdınız, gündeme taşıdınız. Çok grubunuz var dışarıda. Evet. Ama stüdyoda hatta canlı yayın öncesinde başlamadan önce bir aile fotoğrafı çektirmiştik. Evet, evet. Muhtemelen de gazetede onlar çıkacak. Evet. Bizde öyle paylaşım var. Sizin şu anda göstermiş olduğunuz bu çalışma hakkında ne yerel yönetimler, ne özel kuruluşlar, kimsenin şu anda bize bakış açısı sizin kadar mümkünatı yok. Bir de benim tecrübelerim var. 24 sene ben hizmet ettim itfaiye teşkilatına. Ahmet Ünsal olarak Manisa'ya vermiş olduğunuz hizmetleri göz ardı etmek mümkün değil. Çok teşekkür ederim tanıtımla ilgili özellikle. Şimdi bizim az önce bahsettiğimiz Pisset konusunda da ben 2010 yılında emekli olduktan sonra Pisset'e sevdalandık. Böyle bir çalışmamız oldu. Arkadaşlarımıza, 5-6 arkadaşımıza biz bu işe girdik. Ben şunu söyleyebilirim Manisa halkına ve tüm sesimiz duyulduğu yere. Ben Sultan Camisi'nin oradan Karaköy'e doğru çıkan bir yolum var, rampa. Ben oradan çıkamadım Sayın Ünsal. Bakın ilk çıktım Pisset'e çıkamadım. Kendi kendime de ki o kadar antrenmanlı olmama rağmen. Söz verdikten sonra kendime çalışma yaptım. Bireysel olarak. Hatta farklı yorumlarla yol açtı. Ya Çavuş emekli olduktan sonra işte niye bu kadar kendini çok arabilir? Ama benim amacım burada bir mesaj vermek. Manisa halkına mesaj vermek. Bakın şu anda 54 yaşındayım. Aşağı yukarı işte 5 yıl oldu bu işlere başladı. Benim şu anda yapmış olduğum çalışmam 298 kilometrelik benim bir günlük rekorum var. Kendi çalışmam. Hiçbir teknik de hiçbir şeyim yok. Manisa'da dağların gitmediğim yer kalmamıştır. Bunu niye anlatıyorum? Bir mesaj veriyoruz. Derneğimizin kurmamız amacı aynı zamanda çok güzel bir gençlerimiz var. Elimizde potansiyelimiz var. Var var. Potansiyel var. O açıdan ben böyle bir sevda oldu. Bu sevdaya da değerli arkadaşlarımıza, hocamız, sayın başkanımız ve arkadaşlarımıza girdik. Elimizden geldiği kadar Manisa halkına sporu sevdirmek, Pisset'i sevdirmek özellikle söylüyorum. Çünkü biz aynı zamanda hem yol çalışmamız var hem de MTV dediğimiz dağlarla ilgili. Mesela şu anda ben de çıkıyorum Sikil Dağı, hakikaten Üçüncülere iniyoruz. Oradan Kemalpaşa'dan Bornova, Manisa yapıyoruz. Bakınız, ben 54 yaşındayım, 4 sene oldu. Netice itibariyle bizim gençlerimize ve Manisa halkına, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız biliyorsun gündemde Pisset'le ilgili. İşte mavi yol yapılma esnasında şu kadar pisletliyor. Peki bizlerle ilgili inanır mısın? Biz kendi yönetim olarak kendi aramızda topladığımız bazı açlıklarla gençlerimize bunları bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Emekliyiz. Ama bir şeyler bekliyoruz. Bazı yerlerden bir şeyler bekliyoruz. Her şey futbol değildir. O açıdan Manisa halkının bizim bireysel olarak bu sporumuz 15 yaşında, 10 yaşında kişiyle başlıyor. 50 yaşında, 60 yaşında. Bugün dünyada, bugün Hollanda'da 18 milyon nüfus var. Özür dilerim, 9,5 milyon nüfus var. 18 milyon Pisset var. Avrupa açmış bunlarla ilgili. Avrupa tamam bitirmiş. Biz daha yeni başlıyoruz. Pisset denilen ama farklı bakıyorlar bizlere. Ama şunu da söyleyeyim. İnşallah sizin bu bizlere burada ağırladığınız sizin çok büyük bir etki olacağınıza inanıyorum. Ve şu anda 80 tane üyemiz var. Üyemiz de ileriki safhalarda arkadaşlarım da bunu ifade edecek. Artar. Tabii tabii. Nasıl üye yapıyoruz? Nasıl ağacın altında üye yapıyoruz? Ankara köşelerinde üye yapıyoruz? Onlara ayrıca değinebiliriz. Çünkü yerimiz olmadığı gibi değişik olabilir. Yeriniz yok. Zaten tamam, şimdi Sayın Başkan'a soracağım. Tabii onlar ileri aşamada. Bizim buradaki çalışmalarımızın en büyük olayımız bireysel. Özverili çalışıyoruz. Hiçbir maddi yok. Hatta ben şunu da ifade edeyim, unutmadan önce geçiyorum. Diğer arkadaşlarımın ailelerine buradan. Ben kendi de aileme, anıma, Meral Doğru'ya çok teşekkür ediyorum. İnanır mısın hafta sonları diğer arkadaşlarımın her hafta bir etkinlik düzenliyorlar. Bakın o etkinliğe katılanlar bir hafta gelenler oluyor, bir hafta gelmeyenler. Ama arkadaşlarımız Yüksel Başkanımız olmak şartıyla, Özlem Hocamız olmak şartıyla yönetimdeki arkadaşlar her hafta bir yerlere gidiyorlar. Bakın her hafta bir yerlere gidiyor. Benden de gidiyor. Hatta anımın espri yapıyor da, bana diyor çavuşum diyor. Bazen kendimi evde de çorbacı dükkanına diyor. Çevirdim diyor. Çünkü benim kalp suyum olması lazım. Kemiklerim artması lazım. Anım her gün kemik suyu alıyor. Kemik alıyorum. Bana kemik suyu kaynatıyor.
Çünkü o kadar güç kemiklerle ilgili, evet, gençlere de burada sesleniyorum. Onun için anımla Meral Doğru'ya da burada, diğer ailelerin de arkadaşlarımla çok teşekkür. Çünkü gerçekten çok fedakarlık yapıyorlar. Sabahın köründe kalkıyoruz, bakın kalkıyoruz, antrenmanlara çıkıyoruz buradan. Ama anlatamıyoruz. Ne yapıyor bunlar ya? Nereye gidiyorlar bunlar diyor. Abi ben... İlgi Hanım mı söylüyor? Evet, anımı da biliyor söylüyor. Ama alıştılar onlar şimdi. Vatandaşımız sağda solda örümle. Şu anda başarı elde yakaladığı zaman da tebrik ediyor, takdir ediyorlar. Niye takdir edebiliyor musun? Çünkü kendine gurur duyuyorum. Evet. Eyvallah. Şimdi Yaşar Çavuş'un anıları çok. Çok. Evet. Şimdi onu sayfa sayfa buraya yazsak, orası almaz. Allah'tan sosyal medyada da tanıştı da, sosyal medyada şimdi onunla çalkalanıyordu. Bir sürü resimleri var. Şimdi gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı bir... Dernekler Oda Dernekler binası yaptı. Evet. Yani daha doğrusu iki tane kule vardı. Birisini oda ve derneklere ayırdı. Aşağı yukarı Manisa'da da 50 tane falan bir dernek var bu konuyla ilgili. Şimdi siz de bir dernek oldunuz. Siz de bir kulüpsünüz. Orada size yer olacak, olmayacak mı? Bununla ilgili mutlaka bir özellikle sizin bulunacağınız yer zeminde olması lazım. Bisikletlerinizi koyacaksınız. Oradan hafta sonu çıkacaksınız veya bir şey olacak. Bununla ilgili bir herhangi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergül'le temas sağlayıp da bir derdinizi anlatabildiniz mi? Şimdi bizim bu dernekler binasında yer almak konusuyla ilgili bir başvurumuz olmadı. Evet. Çünkü bizim derneğimizin herhangi bir geliri yok. Yani bu sivil toplum kuruluşlarının böyle bir sorunu var. Yani üye olan insanlar zaten aidatlarını bile ödemekte çok zorlanıyorlar. Evet. Veya da önemsemiyorlar. Bizim derneğimizin üyelik aidatı 1 lira. Yani bu sembolik bir şey. Yani evet. Ödeyemeyen olsa kendimiz ödeyebiliriz. Öyle yani sembolik bir şey. Yani ona bir şey de katkı yani o dernekler binasının binasına başvuru yapmak için, oradan bir yer almak için oranın genel giderlerine de katılmak gerekiyor. Yani bizim onu da karşılayacak bir şeyimiz yok, gelirimiz yok. Nasıl bir yer? Zaten ayrıca bir o, iki, bizim istediğimiz dernek binası, yani öyle bilmem kaç katlı bir binanın bilmem ne odasında bir tane oda değil. Zeminde yani bir yer bir olacak. Zeminde bir insanların bisikletleriyle geldiği, evet, bisikletlerini koyabileceği, bisikletlerin de görünür olabileceği bir yer. Yani bizim talebimiz öyle bir şeydi. Biz daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Bu en eski garaj diyeyim, eski Perşembe Pazarı'nın olduğu yerde. Orada şeyler vardı, ahşap kabinler vardı. Sergilerde falan kullanıyorlardı. Evet. Sonra onları oradan kaldırdılar. Yani tinerciler falan geliyormuş. Onları götürüp şantiyeye atmışlar. Biz de dedik ki bize o şeylerden, kabinlerden bir tanesini alın. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklardan bir yere koyun. Biz de oraya birkaç sandalye falan koyalım. İşte Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği yapalım. Yani öyle bir şey olsaydı bizim için ideal bir bisiklet derneğinin yeri olabilirdi ama... Eski bir şey mi? Garajın olduğu yer mi? Yok yok. Orada koymuşlardı bir ara. Bir ara koymuşlardı. Yani o ahşap kabinler var. Sergilerde falan kullanılıyor. Oradan kaldırdılar, ondan sonra kullanmıyorlar. Hı. Yani şantiyede duruyordu. Bunu söyledik biz, onları alalım bir yere koyalım diye, kullanalım diye. Bize yaklaşımları şey oldu, Manisa'da işte 1500 tane dernek var, eğer size verirsek böyle bir şeyi, diğer derneklerin de aynı talebi olur. Hangi belediyeye gittiysek bu yer talebi konusunda bir yaklaşım şey oldu, yani burada 1500 tane dernek var, size verirsek onlara da bir şey vermemiz lazım, hepsini karşılayamayız anlamında. Yani biz isteme hakkını kendimiz de görüyoruz, neden görüyoruz? Yani diğer derneklerden biraz farklı konuma koyuyoruz kendimizi. Yani yaptığımız faaliyetlerle genç insanlara kendini ifade edebilecekleri bir alan sunuyoruz. Yani hafta içi her akşam gençler bir gün çıkıp Perşembe akşamı, kesin bu her akşam olan bir şey. Evet. Çıkıp bisikletleriyle dolaşma imkanı sağlıyorlar. İki, her hafta sonu bütün bir günü kapsayacak şekilde bisikletleriyle işte yakın köylerimize, ova köylerimize veya yakın ilçelerimize bisiklet turları yapıyoruz. Yani bu turlarda katıldığı zaman insanlar evde oturmak yerine, bilgisayar başında oturmak yerine kendi yaşıtlarıyla veya kendinden büyük insanlarla, herkesinden insanla bir araya gelip yani doğanın içinde güzel bir gezi yapıyorlar. Bir anlamda kendini resetliyorlar. Yani o insanlara
ne bileyim, bu bilgisayar da bir nevi bağımlılık. Kesinlikle. Onlardan kaçmaları için bir fırsat sunuyoruz. Yani bu kamu yararına olan bir şey ve biz bunu herhangi bir çıkar beklemeden yapıyoruz. Bu etkinliği yapıyoruz. Bunun için zaman ayırıyoruz. Evet. Ama bizim bu harcadığımız zamanın, bu gösterdiğimiz ilgiyi kamu kurumlarının da göstermesini istiyoruz. Yani kamu yararına bir dernek daha başka nasıl olabilir bilemiyorum yani. Şimdi zaten bu bisiklet deyince hemen öyle basit, ucuz bir şey değil bu. Evet. Çünkü eğer turlara katılacaksanız, o kadar yolu kat edecekseniz, mesela ilçeler, mesela Sabuncubeli veya Sipil veya Yurtdağı, bunlar zorlu parkurlar. Evet. Bu parkurlara çıkabilmek için normal bisikletlerle yapmanız mümkün değil. Bunlar daha böyle 12 fitesli, 16 fitesli, kaç fitesli donanımlı kadar? Donanımlı bisiklet olması kadar lazım. Şimdi bunların bir maliyeti var. Bu maliyeti her bu spora yapandan beklemek de doğru değil. Şimdi halk eğitim demişim. İlk halk sağlığı Ziya Atay'ın kendi Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir projeleri vardı. Geçen Numan Kurtulmuş gelmişti. Evet. Numan Kurtulmuş önce bir şeye onu benzetemediler. Sonra onu bayağı pisteçiler gibi dertlerini anlatmaya başladıklarında ne kadar doğru bir iş yaptıklarını anlattılar. Şimdi burada sadece bir kuruluşa bu sorumluluğu yıkmak, ondan sürekli ondan bir şey beklemek doğru bir şey değil. Biz artık büyükşehir belediyesiyiz. Yani büyük bir şehiriz. Siz de bisikletçiler olarak tüm ili dolaştığınız için, hatta Manisa'yı temsilen Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Denizli'ye festivallere gidebilmek, orada Manisa'yı tanıtabilmek, Manisa'dan bisiklet ekibin geldiğini gösterebilmek, bu şehrin ne kadar spora, ondan sonra şehrin doğasına veya da bazı katma değerlerine sahip çıkıldığını gösterir. Ha, bunu sadece bisikletçilerden beklemek doğru değil. Şimdi bu taşın altına Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, hatta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bunların bütçeleri var. Hatta bütçelerinden ziyade bunların size verebileceği özel yerler de var. Yani illa bunu Büyükşehir veremeyebilir. Ama buradan şunu söylemekte yarar görüyorum. Savaş Duman Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Savaş Duman bu konuda duyarlı. Muhtemelen Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde gerek stadyumun altındaki yerlerde mutlaka buna benzer yerler vardır. Temin edilebilir. Temin edilebilir. Hatta prefabrik de yapılabilir. Bunlar çok zor maliyetli. Yeter ki istenilsin. Yeter ki istenilsin. Ki siz bunu istemişsiniz, yola çıkmışsınız. Siz ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan feragat edip kahve köşelerinde bali çeken veya da madde bağımlısına meyilli olan gençleri oralardan koparıp buraya yönlendirmek bir defa cennetin kapısını açar. Bu bir ibadettir. İnsanları, gençleri oradan almak. Şimdi siz bu gibi ulvi görevleri üstlendiğinize göre, bu yolu açtığınıza göre bence sizin bu yaptıklarınızın üzerine katma değer olarak katmaları lazım. Bu çabanın üzerine katılmalı. Katılmalı. Sizin bir şey talep etmenize gerek yok. Şu kesinlikle anda siz burada talep ediyorsunuz. Evet, programa geldiniz, biz haz duyduk. Neden? Biz de bir aracı olabilirsek, buradan insanlara bunu duyurabilirsek, bisiklet sporunu sevdirebilirsek bizim için de bir katma değer dönüşü. Kesinlikle. Biz bu yönde bakıyoruz programa. Metin kardeşimle hep aynı şeyleri söylüyorum. Biz sadece futbol yapan bir program değiliz. Böyle de olmayacağız. Yani ara ara başka spor dallarını da alacağız. Almaya da özen gösteriyoruz. Elimiz ellerde. Çok güzel. Şimdi burada özellikle bayanlar için söylediğim için söylüyorum. Bayanlarla ilgili belediyelerin
zaten bayanlarda pozitif ayrımcılık diye bir şey var. Pozitif ayrımcılık. Hele şu şiddet konularının çok çok gündeme geldi. Bence şiddet konularının hatta eşler arasındaki, bakın tehditler var dağ sporları, kışın özellikle genelde oluyor. Eşiyle tartışan insanlar ya birlikte ya da ayrı ayrı gruplarda trekking'e çıktığı zaman onların 3 hafta sonra, 4 hafta sonra dönüşümleri pozitif olarak ailelere çok ciddi katkı sağlıyor. Neden? Çünkü vücut endorfin salgılıyor. Öyle mutluluk salgılıyor. Ve bir artık hafta sonlarını farklı es geçerek birlikte paylaşımı da beraberinde getiriyor. Yani aile birlikteliğini güçlendiriyor aslında. Şimdi siz bir taraftan giriyorsunuz. Mesela 2-3 grup olabilirsiniz. Belli bir noktada buluşursunuz. Şimdi bence bayanların yani evde kendince sıkıldıkları, daraldıkları, kendini dışarı atmaya meyilli oldukları fırsat bu. Evet. Korkmaya gerek yok. Başkan bir şey söyleyeceksin galiba. Evet. Buyurun başkan. Çünkü biz bisikletle dolaşırken böyle ikişerli, üçerli, Marisa içinde çeşitli yerlerde bayanlar çok ilgi gösteriyor. İşte siz nasılsınız, nasıl ulaşabiliriz size diye bakıyorsun yani. Bir ev hanımı belli. Evet. Yani bisiklet binmek istiyor. Yani bunu ifade ediyor. Nasıl ulaşabiliriz diyor. Bisiklet kursunuz var mı diyor. Özellikle bisiklet kursu açmamızı isteyen kitle içinde. Mesela 30 kişi istiyorsa bunun 25 tanesi bayan. Bu kursu bayanların çoğu bisiklet kullanmayı bilmiyor. Hiç bilmiyor. Bisiklet binmek istiyorlar, görüyorlar. Yani imrenerek bakıyorlar ama bilmiyorlar. Biz de şey yapacağız. Önümüzdeki dönemde sadece bayanlara yönelik değil, yani tüm herkese yönelik bisiklet kursu açacağız bisiklet derneği olarak. Biz bunu şimdiye kadar hep düşünüyorduk fakat gelen bisikleti yok. Adam bisiklete binmeyi bilmiyor, haliyle bisikleti yok. Önce ben bisikleti öğreneyim diyor, acaba binebilecek miyim diyor. Bizim de onlara verecek bisikletimiz yok. Yani onları öğrendirecek, o çalışmayı yaptıracak bisikletimiz yok. Kimse de bisikletini vermek istemez haliyle. O aşamada evet. Şey oldu, biz Manisa'da kamu kurumları içinde karşılıklı olarak birbirimize destek verdiğimiz, karşılıklı paslaştığımız diyeyim, İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüz var. Gerçekten bu konuda yaptığımız faaliyetlerde onlardan bazen ambulans istiyoruz, gönderiyorlar. Biz geçen sene bisiklet festivali yapmıştık. 3 gün boyunca kendi araçlarıyla, sağlıkçılarıyla bizimle beraber Sipil Dağı'nı aştılar, Türkmen Köyü'ne gittiler, Yoğurtçu Kalesi'ne geldiler. Onlar yine bizim bu kurs çalışmamızda da yine bize destek verecekler. Bize 20 tane bisiklet verecekler. Bunlar Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bahçesinde duracak. Zaten bizim yerimiz de yok. Çok iyi. Biz bunları kullanacağımız zaman oradan alacağız. Yani önümüzdeki haftalar içinde yani bisiklet bilmeyenlere yönelik... Pratikte dolaşım eyvallah ama aslında teorikteki derslerin verileceği, onların ulaşacağı dediğiniz gibi bir yer lazım. Pratik olarak... Ders vermemiz lazım. Evet. Zaten biz şey de yaptık. Her sene bir şey yapıyoruz. Yani güvenli bisiklet kullanımı semineri diye. Evet. Seminer veriyoruz. Bunlar da spor akademisi diyeyim. Bisiklet öğretmeni var. Ayhan Işık Bey. Ayhan'ı biliyorum. O geldi. Trafik Şube Müdürlüğü'nden Atalay Bey var. O geldi. Atalay'ı da biliyorum. Yine Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden Serap Hanım var. Serap Kalay'ın. O da ilk yardım dersi verdi bu etkinliklerimizde. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği salonları kullandık orada. Biliyorum, Şerif Hanım'ı da biliyorum. Yani teorik olarak bisiklet kullanımı dersini vermeye çalışıyoruz. Yani bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeleri konusunda. Aslında ama pratik olarak yapamıyorduk bisikletimiz olmadığı için. Şimdi onu da yapacağız inşallah. Bence olmalı ama biraz önce dediklerim de harekete geçerek olmalı. Yani dediğim unsurlar. Yani büyükşehir. Şimdi ben Yunus bütün Emre, o kamu kurumlarına sonra, şikayetçi olacağım zaten. Bir de organize sanayi bölgesi de bu konuda hareketlenmek. Eşgüdüm. Mesela bizde bildiğim kadarıyla iki tane bisiklet fabrikası var. Bir Korelilerin muhtemelen kurulu, bir de Bianchi falan. İki tane önemli bisiklet fabrikası var. Dünyaca ünlü bunların ikisi de. Şimdi tabii bunlar mutlaka bisiklet satacaklardır. Eyvallah ama bu tip Manisa şimdi mum önce kendine ışık vermeli altına. Eğer kendine ışık vermeyip başka bir yerlere bisiklet gönderirlerse o bana üzüntü verir. Öyle oluyor. Bana üzüntü verir. Ben de düşünüyorum yani acaba bizden bir eksiklik var. Ama bakıyorum
biz bisiklet derneği olarak o kadar güzel faaliyetler yapıyoruz ki yani o kadar birlik bütünlük içinde hareket ediyoruz ki yani İzmirli arkadaşlarımızdan bize biz sizin kadar organize olamıyoruz. Güzel. Diyorlar. Çok güzel. Ama biz kendimizi mi anlatamadık? Biz Aksel Bisiklet Fabrikası'na şimdi da gittik, Manisa, görüştük. Manisa'daki sivil toplum örgütlerinde değil de tam tersi kurumlarda bir algı yanlışlığı var. Algılama sıkıntısı var. Yani bunu nasıl aşarlar onu bilmem ama bir şekilde aşmak zorundalar. Yani ben şunu demiyorum. Bu sosyal hareketlerde siyasi yelpaze aranmaksızın, siyasi yarış aranmaksızın, siyasi yarış nerede olur biliyor musun? Bu tür sosyal aktivitede bulunan derneklerin yolunu açarak olur. Eğer siz bu yolu saf, ya bunu büyükşehir yapmıyorsa veya da Şehzade yapmıyorsa veya da Yunus Emre yapmıyorsa, halk sağlığı yapmıyorsa, ben yapmıyorsam benden sonraki tufan felsefesinde hareket noktasında düşünürlerse o zaman sizin anlattıklarınız algıya dönüşmez. Yaptıklarınız algıya dönüşmez. İşte burada Manisa'da bu sıkıntı var. Ben bir türlü bunu şey yapamıyorum. Herkes aman diyor o yapıyorsa biz yapmayalım. O dokunuyorsa biz ellemeyelim. Biz onu çok yaşadık. İşte bu çok ciddi sıkıntı. Evet. Sıkıntı. Şimdi Metin de zaman zaman geziyor Manisa'da. Dolaşıyor. Bisikletin faydasını mutlaka oğlanda kullanıyordur. Ne yapıyor? Kim kullanan var mı bisiklet? Hiç kimse yok. Niye? Yok. Anlatırım sonra. Bir anlat. Ya neden yok? Oğlan araba istiyor. Bak şimdi Türkiye işte bunu aşmalı. Şimdi Avrupalı genç... Ülkeler arabayı uzaklaştırmaya çalışırken... Avrupalı gençler, Avrupalı yöneticiler bisikletle makamlarına geliyor gidiyor. Bizde ise hala araba sevdası var. Anlatır mısın araba sevdası nedir? Şimdi ben bu konuyu çok araştırdım. Yani evet. Bu samimi söylüyorum geri kalmış toplumlarda var bu. Arabam olsun, evim şöyle olsun, işte bilmem neyim ama insan birey olarak kendisi için bir şey istemiyor. Niçin istiyor? Arabam olsun hava atayım. Evim olsun hava atayım. Ama kendisi için bak orada ne güzel yazı yazıyor. Durma hareket et kalbin için pedalla. Abi mal kurtarmayacak. Yani bu bir spordur. Şimdi ben çok bu şeylerle şahit oldum. Evet milyonluk şey alıyorlar. Koşu bantları, işte bisiklet şeyi, parkuru. Yani adamlar hepsini, bütün o fitness aletleri eve getiriyorlar. Ve alt da yapmıyorlar. Hiçbir şey de yapmıyorlar. Yapmadıkları gibi de sonra onu verebilmek için de aynen. Çok büyük bir de evet. Çaba sarf ediyorlar. Yani başkasına vermek için. Şimdi bisiklet denildiği zaman aklıma ne geliyor? Bisiklet denildiği zaman bir kere kafamda özgürlük var abi. Kesinlikle. Özgürlüğünü seven insan bisiklete binmek zorunda. Yani özgürlüğüne düşkün olan insan bisiklete binmek zorunda. Ha, şimdi sen diyeceksiniz, siz diyeceksiniz ki ya biraz önce Ahmet abi dedi. Sen neden kullanmıyorsun? Ama o işte geri kalmışlık. Yani bir şeyin vesile olması lazım. Yok ben. Vesile falan değil abi. Yani vesile falan değil. Bunu bak samimi söylüyorum. Bu bir nedir biliyor musun? Bilinçlenme düzeyiyle alakalı. Yani aynen öyle. Şimdi kültür bakın, meselesi. Toplumsal kültür. Ben onu söyleyecek. Evet, toplumsal bir kültür olayı. Şimdi ben bugün Manisa'da bisiklete binsem. Bunu samimi söylüyorum. Hiç yalan konuşmaya gerek yok. Harbi bir konuşalım. Manisa'da bisiklete binsem. Manisa'da ben biraz yani ukalalık gibi olmasın ama tanınan bir insanım. Hemen hemen çoğu ne diyecekler biliyor musun? Ne oldu ya? Patladın evet. Mı sen ya? İflas mı ettin? Ne oldu? Ekonomik boyutun bana söyledikleri gibi. Şimdi bakın. Desinler. İşte desinler. Ama şimdi bir de onlara cevap vereceksiniz, açıklama yapacaksınız, işte şöyle değil diyeceksiniz falan filan. Ama şimdi bakın Çin, Uzak Doğu, Japonya, işte ne bileyim Endonezya, Hindistan, bilmem tüm Avrupa ya. Avrupa. Oradan da özellikle.
Yani şimdi orada insanlar, artık insanlarda şu konum olması lazım. Ben sporcuyum. Senelerce spor yaptım. Ama sporu yani kendi bireysel anlamında bir yaşam tarzı olarak görmek zorundalar. Telefon mu? Öyle mi? Evet. Telefonumuz var. Yani Yaşar Hoca telefonları yönlendirdi mi? Güçlü mü? Şimdi biz pek çok telefon geliyor da sayın izleyenler, ama biz hepsini alamayabiliriz. Hatta yani şimdi hala çalıyor içerisi. Sanki 112 imdat ister gibi. Hiç onların da herhalde kendi dertleri var. Belki farklı görüşler, fikirler sunacaklar ama telefon eğer bağlanırsa alabiliriz. Biz yine Sayın Gönül'e dönelim. Buyurun. O yüzden de ilk önce bence en alta inmemiz lazım. Sayın Gönül konuşuyor. Sayın Gönül'e dönelim. En alta inmemiz lazım. Kaça inmemiz lazım? 7 yaşa, 6 yaşa, 5 yaşa inmemiz lazım. Ama bu eğitimle olur. Eğitimle tabii işte. Ben yani en alta inmemiz lazım. Nasıl en alta indiğimiz zaman, indiğimiz zaman, şimdi çocuk o 13 yaşına geldiği zaman, 14 yaşına geldiği zaman veya 15 yaşına geldiği zaman motorlu şeylere merak sarıyor. Niye? Motora sarıyor. Niye? Arabalara sarıyor. Ama eğer o bisiklet kültürünü verebilirsek, yani o bisiklet kültürünü verebilirsek aynı zamanda o şehirde de parkur anlamında da... Telefona bağlanacak galiba tamam. İzleyicimiz. buyurun. Kimle görüşüyoruz? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet abi, iyi akşamlar. Herkese saygılar, selamlar. İyi akşamlar canım. Karabey ben. Karabey doğru. Şırnak'tan arıyorum. Şırnak'tan? Evet, Şırnak'tan arıyorum. Buyur, dinliyorum seni canım. Şimdi burada Manisalı arkadaşlarla beraber programımızı takip ediyoruz. Önceki programları da takip ediyoruz. Zaten Manisspor'u da yakından takip ediyoruz burada. Evet, sağ ol canım. Bugün güzel bir konuya değindiniz. Onun için aramıştım. Ben de fırsat buldukça, Manisa'ya geldikçe babamla beraber ve diğer arkadaşlarla beraber... Seni olan mı Yaşar Hoca? Tabii. Evet, babam. Evet. Turlara katılıyoruz da büyük eksiklikler var Manisa'da maalesef. Hatta son gelişimde bir kamyonun altında kalma olayı vardı Manisa'da. O yüzden evet, şu anda izleyemiyorum sizi de, sadece telefondan konuşuyorum da. O yüzden biliyorsunuz Manisa büyük şehir oldu. Buna yakışır bir şekilde gelişmesi lazım. Yani İzmir'in arka bahçesi olmasından kurtulması lazım. Her yönüyle olması Manisa'nın. Lazım. Yani. Bunu belirtmek için aramıştım. İnşallah yetkililer de buna duyarlı olur. İnşallah. Bekliyoruz onları. Aynen abi. Sadece duyarlılık değil, hareket noktası. Yani bisiklet yollarını, Manisa'daki bisiklet yollarını anlatacağız şimdi de. Manisa'daki bisiklet yollarını sadece yol yaptım oldu gibi değil. Onun örnekleri çok. Evet. Sen Şırnak gibi yerde... Ben askeri personelim abi burada. Rütbeli askeri personelim. Burada görev yapıyorum Şırnak'ta. Yani senin oradan sesini duyabilmek ülkemizin ne kadar bizi de güvende kılıyor tabii oradan. Abi alırsın. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum artık. Uydu yayına geçme zamanı geldi bence ETV'nin. Uydu yayına geçme zamanı geldi. Bu da güzel. Yani çünkü... Bu da güzel. Şimdi aslında sen iki taraflı mesaj veriyorsun. Hem bizim abi, patrona mesaj veriyorsun... Biz o mesajı vere vere dilimizde tüy bitti yani. Yani artık Manisa maçlarını da veriyor ETV. Yani gelişiyor ama uydu yayına geçsin yani artık. Çünkü artık internetten izleye. Senin de bu isteğini üzerine katmer olarak koyup 2016-2017 futbol sezonu inşallah bu dediğimiz gerçekleşir. İnşallah. Abi. Ben zamanında kendine fazla almak istiyorum. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Sağ olsun dikkat abi. Dikkat et kendine. Sağ olsun. Arkadaşlara selam olsun arkadaşlara. Tamam. Tamam abi, herkese saygılar. Hadi selamlar. Allah'a emanet ol. Sağ olun abi. Sağ ol canım. Şimdi biz programda
telefon falan almıyoruz. Şimdi Yaşar Hoca ısrarla söylediği için tabii bize Şırnak'tan gelen telefon önemli bir. Şırnak'tan geliyor bu. Yani Çeşme'den gelmiyor. Ama Şırnak'tan gelen telefon çok önemli. Çünkü ülkenin çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu bir yerden hem vatan hizmetini yapacak hem de telefonla bağlanacak. Bir de ilgi duyacak. Bu yani bu hassasiyeti işte bu kentin yöneticileri göstermesi lazım. Şunun oradan bağlandığını. Biz futbol programlarında yaparken internet üzerinden izleyen yurt dışında bir sürü izleyicilerimiz var. Takip ediyorlar. Sonra bizi arıyorlar. Fikir birliğine varıyoruz bazı şeylerde. Güzel şeyler bunlar. Bizim program böyle bir şey. Bizde şey yok. Sayın Gönül. Ben fazla şey yapacağım. Çünkü evet. Biz fazla konuşursak size şey gelmiyor. Evet, biz zaten öyle, çok konuşuyoruz. Ama ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Bunu bitirip hiçbir kurum, yani hiçbir dernek destek olmadan, kamusal anlamda olsun, özel firmalar olsun, destek olmadan yürüyemez. Mümkün değil. O yüzden de yani ben buradan sesleniyorum. Hem kamu kuruluşlarına sesleniyorum, hem de özel sektöre de sesleniyorum. Özel sektör biliyorsunuz yeni kanunlar çıktı. Reklam verdiği zaman bunları vergiden düşüyorlar. Bu kesin. Kamusal anlamda da bunu yapmak zorundalar. Zaten bir ayrılan bir genel anlamda, belediye anlamında da olsa bir bütçe oluyor. Yani şimdi artık büyük şehir olduk. Büyük şehir anlamında bisiklet olayına dair bir muhakkak bir bütçe var. Bu bütçenin de ben bu sevdalı kardeşlerime, abilerimize ayrılmasını istiyorum. Ve bu kadar da emeğinizin boş geçmemesini istiyorum. Yani ben eğer bu boşa giderse samimi söylüyorum, üzülürüm. Yani çünkü hiçbir maddi şeyi yok. Yani bakın, boşa gitmez. Biz boşa gitmez de. Kamu kurumlarıyla olan hiçbir ilişkimizde onlardan bize para verin diye bir talebimiz olmadı. O kamu kuruluşlarının dertleri mutlaka var içinizde. Onu mutlaka deneyeceğiz ama bir 5 dakika reklama gidelim. Tamam. Sonra devam edelim. Sevgili izleyenler, hemen 5 dakika sürmeyecek. Sizlerden kısa süre ayrılacağız. Zorunlu olarak reklamlara gitmeniz lazım. Reklamlar diyoruz. Evet sevgili spor izleyenleri, biz reklamları çok çok kısa tuttuk. Çünkü konular oldukça derin. Hemen onları irdelemek üzere tekrar Sayın Yüksel Gemici'ye, Sayın Başkan'a döneceğiz. Başkan'ın mutlaka anlatacakları var. Onu hiç zamandan almadan hemen ona dönüyorum. Sayın Başkan, hemen adım adım konulara geçelim. Evet, şimdi şöyle diyeyim, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bisiklet kullanımının yaygınlaşması konusunda, onların o hareketli yaşam ve obeziteyle mücadele programları kapsamında bisiklet dağıtılıyorlar. Biz bisiklet derneği olarak yaptığımız etkinliklerde çok büyük bir sorumluluk alıyoruz. Bisikletleri alıp götürüyoruz bir yere ama onları götürürken yani aynı zamanda nasıl güvenli bir şekilde götürebiliriz telaşı içindeyiz. Yani şöyle gidin, tek sıra gidin. İşte şuradan yavaş inin, şuradan şey inin diye. Türkiye'de, Manisa'da bisiklet, yani Türkiye'de çok onu şey yapmayayım da uç noktaya gitmeyeyim. Manisa'da bisiklet yolumuz yok. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bisiklet dağıtıyor. Fakat bir taraftan da Manisa-Akhisar yolu, bizim sarsma bandı adı altında tabir ettikleri karayollarının bir uygulama başlattılar. Emniyet şeridine artık nasıl bir şey yapmışlarsa tırtıklı diye tabir edeyim. Tırtıklı hale getirdiler. Orada bisiklet kullanmak imkansız hale geldi. Biz topluyor sürekli. Tabii yani gitmek mümkün değil. Atlatıyor. Kesinlikle. Biz Karayolları Müdürlüğü'ne gittik bu konuda.
Ya dedik böyle böyle bir şey. Yani zaten sizin yaptığınız uygulamada bariyerlere sizin tırtıklı yol 50 santim kalmış, 40 santim kalmış. Kişi oraya geldiğinde sözde o tırtıklı yolda sarsılacak ve uyanacak eğer uyuyorsa. Ya o 40 santim şeyi zaten onun uyanmasına yetmeyecek bir mesafe. Onlar da dediler ki biz genelgede beyaz çizgiden 20 santim içeride olacak. Şimdi tamam beyaz çizgiden 20 santim içeride olsun ama eğer o emniyet şeridi gerçekten standartlara uygun yapılmışsa belki 20 santim içeride olması mantıklı. Bizim emniyet şeridimiz zaten 60 santim, 70 santim bazı yerlerde. Onu da sen o tam ortasına o tırtıklı yolu koyunca o yolda bisikletle gitmek mümkün değil. O yolu hani köylerden gelen, Saroğlu'dan gelen bisikletliler kullanıyor. Biz Yurtdağı köylerine, Ova köylerine tur yaptığımızda o yolu kullanıyorduk. Emniyet şeridinden tek sıra halinde gidebiliyorduk. Ama artık gidemiyoruz. Eğer oradan gideceksek trafik şube müdürlüğünden eskort istiyoruz. Öyle gidebiliyoruz. O yolu sadece bisikletliler kullanmıyor. Motosikletli köyünden gelen adamlar da kullanıyor. Yani herkesin öyle işte Kawasaki bilmem ne motorları yok. Yani mobiletiyle giderken o yoldan gidiyor. Artık o yol kesinlikle kullanılmaz halde oradan bisiklet ya da motosikletle gidecek olan kişi araçların kullandığı yolu kullanmak zorunda. Eğer o yol yapılan uygulama durdurulmazsa, o bozulan yollarda düzeltilmezse en kısa sürede orada bir kaza olması muhtemel. Yani kesinlikle araçların, kamyonların gittiği yoldan gitmek zorunda. Diğer taraftan gitmesi mümkün değil. Yani o uygulamanın durması ama aynı zamanda da yapılan yolların da düzeltilmesini biz istiyoruz. Şimdi demek ki bakanlık sadece il halk sağlığı bünyesinde veya gençlik sporun bünyesinde bisiklet kullanımını veya bisiklet sporuna desteğinden önce onun altyapısını hazırlamak zorunda. Evet. Şimdi Avrupa'da bu altyapılar var. Mesela Türkiye'de de Antalya ve Eskişehir, özellikle ben Antalya'da çok hayran kaldım Antalya'da. Şimdi yolu düşünün. Yolun böyle gidiyorsunuz sağ tarafını, orada da sağ tarafı, yoldan ayrışılmış bir şekilde yükseklik var ve burada da böyle var iki yükseklik. Aradan böyle bütün büyük şehir çerçevesinde aynı statüde bisiklet yolu var. Aynı yeri bisikletten ziyade engelliler de kullanıyor. Bakın bir taşla iki kuş vurmuş adamlar. Tabii. Biz ne yapmışız burada büyük şehirde? Şimdi Cengiz Bey kızacak bana. Kızabilir. Ama mavi boyayla yolu boyuyorsunuz. Bu senin yolun diyorsunuz. Şimdi bir defa aynı yoldasınız. Yani yüksek bankette değilsiniz. Yani gelir arabası çarpar. Şimdi onun bir hukuksal yaptırımı yok. Çarpmasından ziyade araç park ihlali oluyor. Şimdi sadece ya ben bunu yaptım olduğu mantığı olmaması lazım. Şimdi ya Sayın Cengiz Ergün'e bunu yanlış anlattılar, efendim Sayın Başkan böyle olur dediler, ya da Sayın Cengiz Ergün'e Antalya'daki ve Eskişehir'deki bisiklet yolunu göstermediler. Ya kandırdılar ya da yanılttılar. Ben yanılttıklarından yanayım. Sayın Cengiz Ergün kendisinin kandırılmasına müsaade etmez. Ama yanıltılmasına da müsaade etmez. Şimdi buradaki bisiklet yolları bisiklet yolu değil. Ölüme davetiye çıkarma yolu. Her an bir kamyon, hızını alamayan bir araç bisiklete çarptığı gibi sizi başka bir mecralara fırlatabilir. Bence sizin için önemli olan şehirler arası yollardan ziyade öncelikli olarak şehir içinde yapacağınız turlar esnasında o maviye boyanmış bisiklet yolu niyet iyi. Halisane. Ancak şeye uygun değil. Standart. O standart bisiklet yürüyüşüne uygun değil. Yani gelir çarpar. Bu başta olmak üzere şehir içi bunu çözebilir. Yani Antalya'da örneği var. Eskişehir'de örneği var. Kolay. Bunu yapanlar oraya da gidip göreceklerdi. Hatta görmese gidip ben fotoğraflarını vereyim. Sürekli gidip geldiğim yer Antalya. Evet. Ve bunu yapabilirler. Karayollarına gelince katılıyorum size. Karayolları bütün önlemlerin, mesela tarımsal alanların olduğu yerlerde traktör yolları olması lazım. Çünkü neden? İnsanlar bağına işte geliyor mevsim. Mevsim geldi.
traktörler ana yolda gittiği sürece ağır gidiyor. Kiminin reflektörleri yok bilmem. Gerçi emniyet konularda İçişleri Bakanlığı çok hassas bu konuda. Reflektör dağıtıyor traktörler ama onlar için ayrı bir yol yok. Avrupa'da bu ayrı yol var bir de Avrupa'da da. Şimdi biz Avrupalı olurken sadece söylemlerimizle Avrupalı olamayız. Veya söylemlerimizle gelişmiş ülkelerdeki altyapı gibi olamayız. Biz uygulama biçimleri, hayata geçirme biçimleriyle olabiliriz. Biraz önce söylediğiniz karayolları. Önce traktör yolu yok ki bisiklet yolu olsun. Anca bir şekilde biz bunu aşabiliyoruz. Cumhurbaşkanlığının düzenlediği bisiklet yarışları olursa öne, arkaya, sağa, sola yolları kapatarak yapıyoruz. Onlarda bir de ciddi kazalar, ciddi hayati tehlikeye varacak. Ya şey, en son Sayın Zorlu Odink'in sponsor olduğu, hatta Zorlu Fabrikası'nın içerisinden de geçtiği bir en son bundan önceki daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı şey vardı. Mesela Sayın Zorlu da bu konuda bisiklet sporuna yatkın. O da bu konuda sizin gibi kuruluşlara biraz önce ne demiştik? Sayın Gönül de söyledi. Sivil toplum örgütleri derken şeyler, pardon, özel sektör. Yani Zorlu buna açık. Çünkü orada gösterdi bu işte. Ha, bunun bir gösteriş olmadığını ortaya koyabilmek için buradaki bisiklet derneğine el atması lazım. Önce olması lazım. Hatta örnek olması lazım. Bunu yapması lazım. Devamında diğerleri bir festivali zor yaptık dediniz arada. Evet. Ne olursunuz o festivali nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Ya onun ben çok ayrıntısına yani herkes de, ben yaptım bir demek şey de yapmayayım. Herkes ben yaptım burası yaptı. O yaptı burası yaptı. Ha. Çok önemli. Biz geçen sene önce şöyle başlayayım. Buyurun. Bu özellikle Ege bölgesinin turistik kentlerinde başlayıp daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde böyle gelenekselleşen bisiklet festivalleri yapılıyor. Evet. Yani Türkiye'de bisiklet kullanımı yaygınlaştığı için bu bisiklet festivalleri de o şehrin tanıtımında önemli faaliyetler arasında yer alıyor. Biz de geçen sene Manisa'da bir bisiklet festivali düzenledik. Yani biraz yarım yamalak oldu, biraz eksik oldu, biraz bizim tecrübeliğimiz oldu. Bunu daha çok Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yaptık. Ama yaptık. Yani 3 gün süreyle Manisa dışından bisikletliler geldi buraya. Onları orman işletmesine ait Süreyya Pikniği karşısındaki kamp alanında ağırladık. Bir gün şeye çıkardık, at alanına çıkardık. Uzun çınarın olduğu yerden Ayvacık Köyü tarafından çıkarıp önden indirdik. Bir gün Türkmenköy Şelalesi'ne götürdük. Bir günde Yoğurtçu Kalesi'ne götürdük. Yani bütün olumsuzluklara rağmen yani ters giden bir takım sizin, şeyler oldu. Sizin çabanız da olan bir şeyler bunlar. Dürtmeniz de olan bir şeyler. Bizim dürtmemiz de oldu. Biz neredeyse festivalin başlamasına 10 gün kala, hani biz 10 gün varsa 10 gün sonra festival yapalım dermiş gibi bir festival tertip etme durumunda kaldık. Onun ayrıntılarına girmeyeyim ama biz bu sene daha güzel bir festival yapacağımızı düşünüyorduk. Çünkü neden? Biz geçen sene kamp yapılacak yeri ayarlamaya çalışırken daha festivalden 2 gün önce ayarladık ancak kamp yerini. O kadar zorluklarla karşılaştık. Gitmediğimiz ne orman müdürlüğü kaldı, ne kaymakamlık kaldı, ne valilik kaldı. Yani her yere gittik o kamp yerini ayarlamak için ya da başka işleri halletmek için. O gidip gelmeler sırasında Şehzadeler Kaymakamı önümüzdeki sene beraber yapalım demişti. Biz de bu sene bütün tüm belediyeleri içine alan valiliğin öncülüğünde yani daha iyi organize olmuş bir bisiklet festivali yapabileceğimizi hayal ediyorduk. Önce gittik Şehzadeler Kaymakamımıza. Geçen sene böyle böyle demiştiniz. İşte bu sene yapacağız. Buyurun yapalım işte şunlar gerekli. Biz sizden şunları istiyoruz. İstediğimiz şeyler de dışarıdan gelen katılımcılara işte burada 3 gün boyunca onların yiyeceğini temin etmek. Bir de festival forma vermek. Ben dedi Şehzadeler Belediye Başkanımızla konuşayım size dönerim dedi. Dönmedi. Ondan sonra vali yardımcısına gittik. Dedik böyle böyle bir şey düşünüyoruz sizin öncülüğünüzde yapalım bunu. Dedi ki Büyükşehir Belediyesi ile yapın. Onlarda para var.
Biz dedik yani tamam size demedim, sizin öncülüğünüzde olsun. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüz var bizim. Evet. Başımda. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz var. Biz onunla birlikte yapabiliriz. Diğerlerinde işte vali, kime gittik dedim, valiye gittiniz. Validir. Evet, vali yardımcısı. Hayır, validir. Hı. Çünkü neden? Bu tür birimlerin, ayrı ayrı birimlere bakan vali yardımcıları valiyi temsil eder. Evet. Bulduğu birimlerde. Şimdi siz devlete gitmişsiniz, valiye gitmişsiniz. Vali şunu yapmalı. Vali diyorum. İlgili Gençlik Spor İl Müdürü, ilgili Yunus Emre Belediyesi, ilgili Şehzadeler Belediyesi, ilgili kaymakamlıkları, ilgili büyükşehri. Hepsine yazı yazıp bununla ilgili bir program düşünüyoruz. Sizin katkınız hangi düzeyde olur? Hemen bize bildirmeniz der. Budur. Veya da o ilgili birimlerden birer temsilci, bu konuya vakıf olan kültür müdürlükleri olabilir. Birer temsilci, hemen kısa günde bir toplantı yapılır. Hemen bu dizayn edilir. Ama bu bizim hayal ettiğimizdi. Hayır. Olması gereken bu zaten. Sizin hayal etmenize gerek yok. Bakın. Birçok şeyi sizin hiç hayal etmenize gerek yok. Çünkü bunlar olması gerekenler. Yapılması gerekenler. Neden? Adalet Bakanlığı'na bağlı vali soruşturmalardan sorumlu, diğer milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı neden? Herkes kendi görevini layıkıyla yerine getirdiği sürece, bakın artı bir şey istemiyoruz. Artı bir şey istemiyor insanlar. Sadece kendi görevini yerine getirecek. Gençlik Spor Müdürlüğü'nün bütçesi var. Bütçeden ziyade imkanları var. Bu kolektif çalışma nasıl bir kez oluyor? Mesir'le ilgili kolektif evet. çalışmayı yapıyoruz. Onu da zaman zaman elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Ne yazık ki birlikte hareket etme noktası, birlikte yürüme noktası, birlikte hedefe ulaşma noktasından yoksun bir şehir burası. Sizin sıkıntılarınızı o nedenle anlamak mümkün. İşte bu anlamda valinin başından savma ile ilgili bir çözümü getirmiş ki bu da çözümden değil sorun olarak gündeme gelmiş. Devam edin. Oradan sonra Yunus Emre Belediyesi'ne gittik. Hı. Sizinle yapalım diye. Şimdi Şehzadelerden cevap gelmedi. Hı. Yunus Emre Belediyesi'ne gittik. Onlar da bizim kendi Yunus Emre günlerimiz var. Onun içinde bir faaliyet, bir günlük gibi bir şey. Biz yapmak istediğimiz şeyi anlatamadık. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Dediler ki bir de mesir faaliyeti içine alalım dedik. Yani onun için faaliyete girebilirsiniz. Etkinlik i̇çinde olsun dedik. İnsan unsurlar. Onun içinde bir etkinlik olsun dedik. Onlar da mesir faaliyetleri içinde çok yoğun oluyoruz. Onun içinde yapamayız dediler. Sonra biz yine valiye gittik. En sonunda bizi şeye çağırdılar. Mesir Festivali Hazırlık Komitesi diyeyim. Yani bütün belediyelerden yetkililer var işte. Hı hı. Turizm Derneği var, şu var, bu evet. var. Onların oraya gittik. Biz orada yapmak istediğimiz şeyi Manisa'ya ne getireceğini, yani dışarıdan bisikletliler gelecek. Manisa'nın hatta Sart Harabeli'lerine de götürmeyi gündemimize almıştık bu seneki turların içinde. Yani Manisa dışındaki şehirler tarafından tanınacaktı. Yani bisikletliler tarafından. Aynı zamanda onlarla şehir içinde de tur atıp Manisa içinde de bisiklete dikkat çekici bir olay olacaktı. Bunu anlatamadık. Mesir Komitesi'nde gittik oraya. Bütün herkes oradaydı. İlker arkadaşımla beraber gittik. İşte yapacağımız şeyi anlattık, nerelere götüreceğimizi anlattık, bunun için neler gerekli onları anlattık. 19 bin lira falan bir şey çıkardık. Biz dedik sizden para istemiyoruz. Katılımcılara yemek verin, forma verin. Sadece bisiklet turları sırasında yardımcı araç sağlayın. İstediğimiz bu yani biz onlardan para istemiyoruz. Yani biz kendimiz yani fedakarlık yapıp zaman ayıracağız, rehberlik edeceğiz, o insanları burada karşılayacağız. Ne bileyim ihtiyaçlarını organize edeceğiz. Kendimizden bir şeyler bu vereceğiz. Sizin yaptığınız bir projedir. Bakın. Evet. Şimdi birçok Avrupa Birliği, birçok kalkınma ajansları projelere ödenek verirler. Projeleri hayata geçirmek için önünü açarlar. Bu bir projedir. Bunun bir proje niteliğinde de algılanabilir bence. Aslında neden? Çünkü insan hareketinin olduğu bir yerdir. Nasıl obeziteyle ilgili bir yaşamsal sosyal hareketler, sosyal alanlarda yapılıyor. Bunun gibi bir şeydir bu da. Şimdi bizim bürokratlarımız, bizim önde gelen insanlarımız, ben bineyim bisiklete, tamam ona da varız, gelsinler, binsinler. Öncü olsunlar, ha, ne kadar pedal çevirsinler,
onların olması güzel bir şey ama sadece günübirlik fotoğraf çektirip işte biz buna önem veriyoruz deyip sonrasından birçok şeyi unutup ve o hareketin küdük kalması, o hareketin ortadan kaldırılması noktasında devam ederse o zaman üzülüyor insan. Sizin üzüldüğünüz noktalardan birisi bu. Şimdi biz gittik orada, anlattık derdimizi. Vali Bey de oradaydı. Dedi ki biz şey yapacağız. Kendi aramızda konuşacağız bunu, görüşeceğiz. Sizi arayacağız. Tamam. Aradılar mı? Yok. Aramadılar. Baktık oradan bir şey çıkmayacak. Yani aradan 15-20 gün geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik tekrar. Dedik siz de yapalım. Hı hı. Tarzan ve Çevre Günlerinde madem Mesir haftası içinde yapmak istemiyorsunuz. Haziran'da o da geliyor. Mayıs yaklaştım sonu gibi öyle düşünüyorduk. Haziran'da o da geliyor, evet. Orayla konuştuk. Tamam biz bunu işte şeyle belediye başkanımızla konuşalım. Size döneceğiz. Döndüler mi? Yok. Hiçbir kamu kurumunda gittiğimiz kişi bize dönmüyor. Ya böyle bir şey var mı? Oluyor demek ki. Bizde var. Bizde var yani. Bizde var. Ya biz yani kendimiz için bir şey de değil burada. Yani belediyenin bir faaliyeti olacak sonuçta. Ama dönmedi. Bir daha gittik. Yani hani ne cevap gelmedi. Henüz daha görüşemedim. Çok yoğun falan filan. Hala yoğun. Tamam bekledik. Hala yok. Biz de vazgeçtik. Ve bütün bu süreçler işte valilikle, kaymakamlıkla, belediyelerle görüşme tam 5 ay boyunca biz hep bize dönsünler diye bekledik. Dönsünler diye bekledik. Ve biz bilseydik eğer kamu kurumlarıyla bir şey yapamayacağımızı biz kendi kendimize de onu organize etmeye çalışabilirdik. Katılanlardan ücret alırdık. Onların buradaki ihtiyaçlarını karşılardık. Forma vermez bir şekilde yapabilirdik. Ama onlar o kadar ağırdan aldılar ve bize o kadar önemsemez davrandılar ki bize kendi başımıza bir festival organize etme zamanı da bırakmadılar. Biz Nisan ayında yapmayı düşünüyorduk. Çünkü Manisa'nın iklim şartları olarak yani en güzel olduğu zaman Nisan ayı. Biz Mayıs'ta bu sene biraz hava serin geçiyor ama geçen sene Mayıs'ta mesela sıcaktı. Nisan ayı henüz daha bizim gittiğimiz dağlık alanlarda falan dolaştırıyoruz insanları. Sular akıyor, bilmem ne oluyor. Yani çok güzel görüntüler oluyor. Nisan ayında yapmak istiyorduk. Biz o zamana kadar biz hala Nisan'da onlardan cevap gelecek diye bekliyorduk yani. Siz hala girişiminize cevap bekliyorsunuz. Evet, çok maalesef. Böyle. İşte bu, Manisa bu. Çok. Manisa'daki sosyal hayat işlerliği bu. Engellilerde de böyle oluyor. Engellilerde öyle. Bir gün 3 Aralık engelliler oluyor, bitiyor. Veya da bilmem kaç engelli. O gün herkes fotoğrafını çektiriyor. Ucundan tutuyor tekerlek sandalinin arkasından. İşte bu insanların tutmadan ziyade hayatın devamının da yanlarında olması gereği var. Sürdürülebilirlik. Bakın, sürdürülebilirlik. Yok. Evet, yok. Şey, lafınızı kestim yine. 10-15 gün önce bu İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Yunus Emre Belediyesi yetkilileriyle de yine onlarla da bir şeyler yapmak için çalışıyoruz. Hı hı. Ziya Bey şey dedi, İl Halk Sağlığı Müdürü. Biz dedi bu etkinliklerde dedi işimizi yapıyoruz ve bu yaptığımız şey karşılığında para alıyoruz dedi. Yani biz şey dedik yani bize yaptığınız destek için teşekkür ederiz falan dedik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne. Biz dedi işimizi yapıyoruz. Bunun karşılığında para alıyoruz dedi. Para alıyoruz derken maaşlarını alıyorlar. Ama tabii maaşlarını görevlerini yapıyorlar. Maaşlarını diyor tabii. Hı-hı. İşimiz bizim bu. Tabii bu bizim işimiz diyor. Ama dedi o başka belediyeden de yetkililer vardı. Bu arkadaşlar dedi bu işi gönüllü yapıyorlar dedi. Yani kendi zamanlarını harcıyorlar. Kendi cebinden belki para veriyorlar dedi. Onlar bize destek oluyorlar dedi. Siz dedi böyle bir oluşum varken bu kadar fedakarlık yapan insanlar varken yani bunlar niye kullanmıyorsunuz dedi. Doğru söylemiş. Doğru söyledi. Ama herkes öyle düşünemiyor. Benim anladığım işte kadarıyla sizin yanınızda bir tek halk sağlığı var. Evet. Ziya Tay var. Ben, onlarla çok güzel iletişim içindeyiz. Valla Ziya Bey duyarlı birisi. Ben tanıyorum. Evet. Manisa'da görev yapmış olan en sağlıklı sağlık müdürlerinden birisi. En sağlıklı sağlık müdürlerinden birisi. 24 saat telefon açık. Doğru bilgiyi almak istiyorsanız. Eğer doğru bir şeye ulaşmak istiyorsanız aradığınız zaman yeterli oluyor. Ben her zaman takdir ediyorum. Ve şimdi halk sağlığı bir kazanç oradaki çalışanlar onun için. Bir kazanç. Çünkü iyi bir bürokratla çalışıyorlar. Birçok gelişimleri var. Halk sağlığı sadece insanlar şey sanıyordu halk sağlığını. İşte tahliller yapıldığı, işte hayat kadınlarının gelip aylık rutin kontrollerin yapıldığı yer olarak. Halbuki öyle değil. Halk sağlığı
obeziteden tutun, bisikletten tutun, başka insanın yaşam, hayatta ne yapması gerekiyorsa trekkingten tutun, başka şey budur. Bunu hayata geçirdi. Bu çok önemli. Evet. Bu önemli bir şey. Siz aslında bir tek halk sağlığı anlamında çok şanslısınız. Ya, o anlamda şanslıyız. Şanslı. Onlar da şanslı. Onlar da şanslı. Bizimle çalıştıkları için onlar da şanslı. Bisiklet dağıtımı töreni yapıyorlar. Evet. Bizi çağırıyorlar. Hiçbir zaman gitmemezlik yapmıyoruz. En son Sayın Numan Kurtulmuş'un olduğu törende onu Yaşar Hoca devreye girdiniz galiba, evet. Orada Numan Kurtulmuş geldi. Diyaloğu biliyorum. Diyaloğu siz söyleyin bana. Evet. Ne oldu diyalog? İlahi işte olacak ya. Mısır etkinlikleri de malum orada protokol. Mısır'ın atılacağı gündü. Evet, o gün atılacağı. Bir de piset dağıtım yapıyorlardı. Hı, biliyorum. Piset dağıtım esasında günü orada anlam işte pisetle ilgili dağıtım yapılıyor ve pisete dağıtım yaptıktan sonra da Türkiye genelinde ve Manisa'da da halkı bilinçlendirme anlamında bazı açıklamalar da yapıyor, anlattı. Yanaşmak mümkün değil. Aramızda 10 metre mesafe var. Hükümet konağında olacak ya, takdirde. Göz göze geldik Sayın Bakanımızla. Ve bıraktı, hemen yanıma geldi. Merhaba arkadaşlar, abilersin, eyvallah. Sayın Bakanımız teşekkür ettik, Manisa'mıza hoş geldin. Derken de konuya gittik. Pistet Türkiye genelinde büyük bir yaygınlaş kampanya var ama Manisa'da pistet bitmiş durumda dedik Sayın Bakanımız. Şaşırdı Bakanımız. Hayır dedik. Sayın Bakanımız, şu anda bir satı imkansızlar içerisinde bir şeyimiz vardı, yolumuz vardı. Aksar yolu, az önce Sayın Başkanımız ifade etti. Tırtıldan dolayısıyla bakın, az önce ben şimdi yine o konuya girecektim. Konu açıldığı için istersem girelim. Şimdi, evet, halkı bilinçlendirelim diyoruz biz. Doğrudur. İyi de, profesyonelik amatörden başlar. Bugün dünyada hangi dala bakarsan bak, Sayın Gönül bu işin profesyonelinden yıllarca Manisa'da babası Fethi amcamız. Üç kuşak top oynuyor. Çünkü çok sevdiğim, saydığımız büyüğümüzdü. Manisa'da kendisi tanınmış bir kişi, Türkiye tanıyor hatta. Futboldan profesyonel nasıl gelindiğini çok iyi bilen kişiler. Amatörlükten nasıl savaştığını çok iyi bilen. O açıdan pisik konusunda da amatörlükten geline profesyonel. Sayın Ünsal, şunu söyleyeyim mi? Türkiye'de profesyonel pisikçilik var mı acaba? Bugün Cumhurbaşkanı kupasında Türkiye ne kadar derece almış acaba? Bana bunu sorsunlar. Şimdi biz o kadar büyük bir çaba içerisinde yönetim arkadaşları gözüküyor ki. Hep bakın şunu söyleyeyim mi? Sayın Ünsal, evet, şunu söyleyeyim mi? Eğer böyle giderse bakın. Ya biz evin her şeyimizi fedakar ediyoruz da. Gerekiyorsa biz bırakacağız bu işi. Bir bisikletli. Hayır ya. Niye bırakacağız biliyor musun? Ya niye şeyin mücadelesi mi yiyoruz biz burada? Bakın nerelere paralar ayrılıyor, bütçeler ayrılıyor ya. Nerelere bütçeler ayrılıyor. Biz bir şey istemiyoruz ki. Bir binamız yok ya. Canımızı veriyoruz. Hükümet şeyine girmiş buna, politikasına girmiş. Sağ olun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Medya olarak bizlere yardımcı oluyorsunuz. Sayın Başkanımız da anlatıyor. Sesimiz duyan yok mu ya? Sesimiz duyan var mı? Mantığıyla şimdi bakın. Yok. Bakın söylüyorum. Eğer bu top bittikten sonra, eğer yine bu ses gelmiyorsa, biz gerekiyorsa bırakacağız bu işi. Yok. Niye biliyor musun? Alanda su dövüyoruz ya. Nasıl Antalya? Evet. Halkı bilinçlendirelim. Tamam. İyi de iş mi çıkmıyor? Çok gençlerimiz var bizim. Yavrularımız var. Ya dışarıda var. Var ya. Ama bakın biz sağda solda antrenmanla. Şimdi ben 51 yaşından sonra spora başladım. Şu anda 298 kilometre benim rekorum var. Burada söyle hiçbir hocamız ve çok bakın Sedat diye bir kardeşimiz var. Madalyası var. Erhan diye bir kardeş Yunanistan, Danimarka'ya gittik. Biz kendi imkanlarımızla yaptık bunları. Ve yaparken de önümüze kaydı Deniz'de bir yarışmamız, 86 kilometre bir cross yarışmamız var. Biz o konulara girmek istemiyoruz. Ne yapmayı yapacağız? İki kişiyiz Manisa'dan biz katılma olayı. Bir tane biz, ben Deniz. Nasıl yapacaksın 54 yaşında? Bunları anlatmaya çalışıyoruz ya. Şimdi ben konuyu fazla daha o kadar çok doluyum ki bugün. Zamanınız da yok. Sayın arkadaşlarımız sözünü kesmek istemiyorum. Futbola gireceğiz. Kesmek istemiyorum. Sayın Bakanımız da şunu ifade etti. Ben tatlının üzerine limon sıktım o anda. Yani baklava tatlısı limon sıktım. Anlattılar, evet. Güzel anlattılar. Sayın Bakanım şu anda Manisa'da piset bitmiş durumda. Niye? Böyle Sayın Valimiz de tabii hemen geldi. Sayın Valimiz bakın arkadaşlar ne diyor. O da zannetiyormuş ki biz Aksar yoluna yol istiyoruz. Mevcut olan bir yolumuz vardı. Sayın Başkanım ifade ettiği gibi tırtılmıyor. Bir de şunu söylüyorum. Bakın Avrupa'da böyle de bu. Türkiye'de de Sayın Gönül de ifade etti. Bir kültür meselesi de bu.
büyüklerimizin müdürlerimiz, başkanlarımız, Avrupa'da bunlar bitirmiş. 50 sene önce bitirmiş. Daha biz bu itfaiye düne kadar anlatıyorduk. Yollarımız ambulans girmiyor, itfaiye girmiyor vesaire girmiyor. Hala da imar çalışmalarımız yok. Hiç kimse yol... Bakın Muradiye Manisa aradı. Burada sesleniyoruz. Sayın Başkanımız da daha önce bunları gündeme getirdi. Bana buyurun Karşıyaka Sasal arası yapalım. Biz Muradiye Manisa arasında yol istiyoruz. Anlatıyoruz yok. Neyi mücadelesi veriyorum ya? Ne istiyoruz biz? Bir şey istemiyor ki Manisa halkını istiyoruz. Netice itibarıyla milyar dolar, milyon dolarlardan bahsetmiyor futbol gibi. Ve netice itibarıyla bizim burada profesyonel düşünme olayına gidildiği zaman bir yol bir şey yapıldı da Avrupa'da böyle. İlk önce sivil toplum örgütlerine. Yol. Az önce siz de ifade Sayın Uzal. Ben yaptığım olduğum mantığıyla. Olmaz böyle şey. Gel bakalım bir tane şey en azından bir tane. Biz bunu yapacağız ama size nasıl olur acaba bunlarla ilgili? Ben yapıyor muyum yapıyorum. Gerek yok onun örnekleri var. Ama var tabii. Uygulama biçimleri var. Ertuğrul Dayıoğlu'nun rahmetli. Onu rahmetli anıyoruz. Şu hiçbir şey bilmiyorsam gidiniz diyordu başka yerlerden. Oradan bir şeyler öğrenin bu mali idarelerde yani yönetim anlamında ifade ediyorum. Biz Manisa'da birlikte yapıyoruz şu anda. Arkadaşlarımız burada tırnaklarıyla mücadele ediyoruz burada tırnaklarıyla. Yağmurda, çamurda benim şu anda genç arkadaşlarım vardı. Ben antrenman yaptırıyorum burada. Soranlar mı ne yapıyorsun ne diyorum biz pek çevremizden çıkarırız bunlarla ilgili. Belki de yarından ya, sonra belki de bitireceğiz bu işleri. Ona kadar estağfurullah ona kadar yani muhtemelen bu program veyahut da çıkacak olan haberlerden sonra mutlaka yetkililer buna duyarlılık gösterecektir. Çünkü bir taraftan biz çuvaldızı batırdık. Bayağı da batırdık yani. Sayın Güdül bu işi profesyonelinden, amatörlükten geldi. Fethi amca diyorum çünkü Fethi amcamız bizim Manisa çok. Bakın o dahi ne kadar zorluklar için mücadele ettiler. Manisa'ya futbolun gençleri nasıl aşıladığını ama sonuçta maddi olarak hiçbir şey elde edilmedi. Ve amcamız Manisa'nın simalı tanıyor. Şu anda tam para kazanma zamanı. Ya ama bakın şimdi Türkiye'de şunu söylüyorum. Amatörlere bakın amatörlere ruh olay. Hani bizim şey mi? Hani bazen diyor ya form aşkı için oynayın. Ya ben yağmurda, çamurda, emekli orada farklı ifade ettiler adıma. Ama ben başarı elde ettiğime inanıyorum. Bakın başarı elde ettiğime inanıyorum. Çünkü var benim başarı. Manisa'da biliyorlar. Ben Manisa kahvede gençler. Ben şu anda kendi adıma 50-60 tane piset aldırdım Manisa'da. Örnekler oldu. Sigarayı bıraktı insanlar. Piset aldırdım. Tabii bu sigarayı dağlara götürüyorum. Bozkır'da, Sultan Yaylası'na da dağlardan gidiyor benim arkadaşlar. Benim halkım gidiyor. Niye? Arkadaşlar bakın her gün arkadaşlarımız fedakarlık yapıyor. Özlem Hocam okulunu bitirdikten sonra hafta tatile gidiyorlar. Özlem Hocam gençlere şey yapılıyor. Bak, 8, 10 tane var. Az. Peki biz burada konuşuyoruz. 15, 20, 25, 30 olmasın. Konuşuyoruz Sayın Yusal. Yani bizim büyüklerimizden de bu kadar mücadele eden bir altyapıdan yönetim arkadaşlarımız hiçbir karşılıksız fedakarlık. Yani Allah aşkına ya biraz lütfen bu saatten sonra biraz derneğimize bu konuda çağırsınlar. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılsınlar. Bizi de arkadaşlarımı onur etsinler aldım. Yani destek anlamında söylüyorum. Eğer olursa gerekiyorsa bundan sonra bunu aynı yazın. Bakın bu canlı yayında ifade ediyorum. Belki de bu işi bırakacağız adama. Bırakmayın. Kim varsa geçsin adama. Tam bu kadar söylüyorum. Bırakacağız adama diye bir çaba içerisinde olmayın. Eğer o çaba içerisinde olursanız tükenmişlik sendromuna girersiniz. Biz bu işte tükenmişlik sendromu yok. Bir sporcunun en son söyleyebileceği cümledir o kurduğunuz cümle. Şu anda öyle bir cümleye yönelik yok. Şimdi buradan gerekli olan yerlere mesaj gidiyor. Bundan sonra süreci birlikte takip edeceğiz. Sizlerin sayesinde. Birlikte Sayın Gönül'ün sayesinde. Biz spora dönelim kısaca Sayın evet. Gönül'le birlikte. Siz de hazır buradayken de spordan biraz feyiz almış olursunuz diye düşünüyorum. Evet, aslında Manisa Spor bir kongre aşamasında biz haftalardır konuşuyoruz. Başkan adayları var Sayın Gönül. Hı. Orkun Şıktaşlı da çıkmış. Bilmiyorum. Çıkmış. Servet. Hayırlısı. Çıkmış. Çıktı sayesinde. Eyvallah. Abdullah Mergen yine bildiğini okuyor. Bildiği yoldan gidiyor. Evet. Yani Manisa'nın bildiği yol değil, onun bildiği yoldan gidiyor. Son izlenimlerinizi lütfen paylaşır mısınız? Nasıl bir yoldan gidiyorlar Manisa Spor Kongre'ye? Futbolcularla da anlaşıyorlar bazı futbolcularla da. Transfer hesabı. Ama içerideki futbolcularla anlaşıyorlar. İçerideki futbolcularla da anlaşamazlar. Külliyen yalan. Kimle anlaştılar? Gökdeniz Varol. Gökdeniz, evet. Gökdeniz'le anlaştılar. O altyapıdan gelen bir arkadaş. Hemen hemen bir iki üç seneden beri sıçramaya yapamıyor. Yani evet.
kendisinden çok şeyler bekleniyordu ama 2-3 seneden beri bir sıçrama yapamadığı için kendi altyapısından bir oyuncuyla anlaşıyor. Evet, yani bu transfer anlamında bence değil. Transfer yapamaz yani, yapması mümkün değil. Evet. Para yok, pul yok. Ondan sonra bu yönetim yani kongre dönemi varken nasıl yapabilir? Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Dinliyorum. Şimdi ben Manisaspor yönetimine gelsem, yani kongrede başkan olsam diyelim ki. Kafamda başkan olmadan önce de kafamdaki antrenör adayı Mehmet Altıparmak olsa. Ya. Değil mi? Evet. Şimdi beğeniyorum onu. Ben başkan olduğumda ben bu adamla anlaşacağım diyeceğim. Fakat ona bir bakıyorum. Ben daha göreve gelmeden, seçilmeden geçmiş yönetim diyelim ki bu adamla anlaşılmış. Bu adam da biliyor, kongre var. Şimdi ben seçilsem dahi, başkanlığa seçilsem dahi, göreve geldiğimde onu kafamda istememe rağmen ben bu adamla anlaşmam. Yani bize faydalı olacak olmasına rağmen. Hayır abi. Bak, hayır. Hmm. O değil. Ne? İlk öncelik özellik ne biliyor musun? Dinliyorum ben. Dürüst olacak abi insan. Hı hı. Dürüst olacak. Kendi piyasasını yapmak için Manisaspor'u kullanmayacak. Hı. Bu da güzel. Şimdi Mehmet Altıparmak adını duyuyor mudun abi sen? Evet. Aydın abi sen duyuyor musun? Ne? Duymuyordun değil mi? Ben de, yani ben de duymuyordum. Bu adam ölü mü sağ mı? Ne? Yani yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Ne iş yapıyor? Almanya'ya mı gitti? Avusturya'ya mı gitti? Nereye gitti? Çin'e mi gitti? Ne yaptı? Evet. Orada ne takım çalıştırıyor? Biliyor muyuz abi? Bilmiyorduk. Mehmet Altıparmak. Bak, şu anda evet, bütün ajanslarda yazıyor yazıyor mu abi Mehmet Altıparmak? Evet. Şu anda her yerde yazıyor. Abi anlaşmasa dahi o da biliyor. Manisa'da kongre dönemi olduğunu, Abdullah Mergen başkanın Manisa'da sevilmediğini ve her an bu gelecek olan kongrede başkan %50-50 olabilir ya da olamayabilir. Böyle bir riski sen göz önüne alabilir misin? Zaten teknik direktör de açıklamasını yapmış. Eğer gelecek olan yönetim beni istemezse ben çalışmam diyor. Ahmet abi bak ne dedim? Mehmet Altıparmak duydun mu adını? Duydum. Hayır canım. Ne anladın? Yani uzun zamandan beri gazetelerde yok, bilmem ne duymadım. Yarı sezondan beri yok. Piyasasını yaptı mı abi? Yaptı şu anda. Şu anda yaptı. Gündeme geldi mi? Geldi. Geldi. Şampiyon olmuş bir takıma teknik direktör atandı. Piyasa... Kemal Özdeş gibi düşün. Amacına ulaştı. Kemal Özdeş gibi düşün. Kim kullanıldı abi? Manisaspor. Manisaspor kullanıldı. Ben şimdi bu adamla gelsem çalışır mıyım abi? Tillahı olacak çalışmam. Tillahı olacak, hocanın kralı olacak çalışmam. Yani herkes Manisaspor'u kullanıyor. Evet. Yani gelecek olanlar da kullanacak. Evet, onlar da kullanacak. Ben bugün vallahi ben şimdi gelecek olan kişilerin bir şöyle bir bakarım bir. Ondan sonra bu lafı size ederim. Şimdi gelmeden söylersek çok iddialı bir kelime ben olur. Ben iddialı konuşuyorum. Yani, belki örnekten çok gördüm çünkü. Bu kadar destek hayatımda. Olabilir. Eşi yani, kullandı çünkü. Şu ana kadar herkes kullandı. Evet. Şu ana kadar Manisaspor'u herkes örnek kullandı. Hep veren Manisaspor oldu. Evet. Ama karşılığında alan Manisaspor olmadı. Hep Manisaspor'un sırtından herkes bir yerlere geldi. Herkes evet, bir şekilde nemalandı. Artık hani şöyle söyleyeyim. Yedi veren ağacı gibi falan bir şeyler vardır. Yedi veren gibi, yedi veren bilmem ne işte şu sulusu. Yedi veren ne o acı biberi var bilmem nesi var. Manisaspor Kulübü de yedi veren ama yedi değil artık, 70 veren oldu. Bitti artık. Deniz bitti, para yok. Şimdi para geliyor. 750 ve 850 Simpson ve İsmail Köse'den. Hiç önemli büyük değil. Para bu. Bu paraların hepsi gider. Neden gider? Çünkü haciz olayı o kadar çok ki. Yani TFF'de dosyası çok. Şu anda birinci sırada Volkan Babacan var. Hı hı. Yani sıra, ne derler ona? Şey kağıtları
alacaklı kağıtları Manisa Spor'un kulübünde metrelerce dolu. Yani Manisa Spor bu paranın lirasını dahi göremez. Bir lirasını dahi göremez. Çünkü bütün şeyleri, Sayın gelirleri... Sayın Mergen neye güveniyor Mergen? Oyalıyor insan, kafa yapıyor ya. Kafa yapıyor. Vallahi kafa yapıyor. Öyle mi? Yani koskoca bir şehirle, evet, insanlarla dalga geçiyor. Yani evet, ona ben başka bir şey diyeceğim de şimdi yerim müsait değil. Neyse. Yüzden... Aksar'da ciddi bir gelişme var. Öncelikle iki gelişme var. Birincisi stadyumun devlete geçmesi. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanma girişimleri var. Bununla ilgili Aksar Belediyesi meclis kararı aldı. Stadın tüm varlıkları Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne devri ve bu stadı tamamen Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tamamlayıp kendilerine teslim edilmesi yönünde bir kararları var. Bu arada da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün biz tamamlarız, biz yaparız, bitiririz isteğine de red cevabı verdi. İki konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Eğer devlet yapacaksa bugüne kadar niye yapmadı? Niye 4 yıldır bu stat oyalandı? Şimdi ne oldu? Ne oldu da acaba MHP'ye mi kaptırmayalım Büyükşehir'e? Bu ganimeti o mu çıkıyor ortaya? Onu mu anlıyorsun? Akhisarlılar bak buraya ne yazın? Sen bu konuyu derken bak burada yazıyor bak. Akhisarlılar yatsınlar, kalksınlar, Cengiz Başkan'a dua etsinler. Girişimde bulunduğu için. Eğer Cengiz Başkan böyle bir girişimde bulunmasaydı, yani senin de söylediğin gibi biz yaparız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaparız lafı olmasaydı. Bütçe var. Sittiğin sene orası olmazdı. Estağfurullah. İttiğin sene demek istemiştiniz. Anladım. Olmaz. Niye bu konuda Cengiz Ergün... Siyasi konjonktürler devreye giriyor. Pekala Cengiz Ergün ilk aşamada bu konuda geç kalmadı mı? Keşke daha önce yarım kaldığı süre içerisinde de girişimde bulunabilseydi. Bulunabilirdi ama orada işte yapıcı olan, yapım şirketi üstlenen yapmaya başladı. Tekrar ihale süreci oldu. İhale sürecinden sonra yok ihale tekrar ne derler ona? Fes oldu. İşte hep uzama. Artık en sonunda Cengiz Başkan bir dakika dedi ya. Bu dedi yılan hikayesine döndü. Benim bütçem müsait dedi. Ben yaparım dedi. Olay bitti. Ondan sonra siyasi irade devreye girdi. Aslında evet. Cengiz Başkan'a değil, oradaki belediye başkanına Salih Hızlı'ya sormak lazım. İlla be kardeşim Cengiz Başkan'ı mı bekliyordunuz siz bu stadyuma? Onlara sormak lazım. Siz niye bulunmadınız? Yani siz niye birden hareketlendiniz, işte Ankara'ya gittiniz, geldiniz, birden görüşmeler... Orada bir varlık var ama, orada bir değer var. Değer var. Yani çünkü neden Büyükşehir oradaki eski stadın arsasını isteyecek, ondan sonra devrini alacak. Futbol Federasyonu'nda bunu TOKİ ayağı var biliyorsunuz. Tabii. Bir sürü şeyler var orada da. Ama vermeden orada almak da... Allah'a mahsus biliyorsunuz. ama bu yönde ben sevindim. Bu yönde sevindim. Ben çok sevindim. Evet. Allah razı olsun. En azından sezonun yarışına bitecek. Allah razı olsun Cengiz Başkan'a. Evet. Akhisarlılar daha fazla dua etsinler yani. Evet. Bir de şey var. Yine Akhisar'ı sevindiren bir olay aslında da. Rodallega bir şekilde Galatasaray'a gidecek. Bir şekilde gidecek. Çünkü Rodallega Galatasaray Akhisar'la aşağı yukarı 4-5 maç yaptı. Hı hı. Ve 4-5 maçta ben hep Rodallega'nın Galatasaray, Mustarella olsun, şey olsun kaleci ve diğer Galatasaray yabancı oyuncularla diyaloğunu çok sıcak görmüştüm. Hatta televizyon aralarında söyledim. Bu Galatasaray'a Rodallega gider, bu sıcak temaslar ileriye dönü iyi bir yatırım diye söylemiştik. Ama Rodallega için kulüp 12 milyon euro istiyor. Değeri bu diyor. Ama şimdi bugün de bir şey çıktı. Rodallega eğer 1 milyon TL'ye serbest. Evet. Şimdi ne olur? Abi çok hızlı konuşuyoruz. Hızlandırma hızlandırmış, evet hızlandırmış. Yani hızlandırma evet. Turuna geçtik. Ne olur? Şimdi abi... 12 mi 1 mi? Büyük bir ihtimal arayı bulacaklar. Yani 6-7'yi de bulabilirler. 8 yok Galatasaray'daki mali durum belli zaten. Parasız onlar. Yani yaşanan kriz belli. Şimdi 30 yaşında Rodallega. 30 yaşında. 8 yıllık spor hayatı var daha. Oynarsa.
3 yılda olabilir, 5 yılda olabilir, 10 yılda varlıklı, olabilir. Tam çıkış. Şimdi şöyle söyleyeyim, bana göre bu son transferi olacak. Yani bana göre, yani yapacağı iyi transfer anlamında son transfer olacak. Devre arasında bitmiş iş. Zaten o Galatasaray maçında gelişmeler devre arasında, falan, devre arasında, falan. Devre arasında. Parada anlaşmıyorlar. Devre, aynen öyle. Devre arasında Rodolfo transferi bitmiş. Menajeriyle her türlü şekilde anlaşmışlar. Futbolcu takası da olabilir fakat diyorlar. Burada karakterini gösteren Rodolfo aslında senin de söylediğin gibi 1 milyona serbest. Fakat evet, menajerine söylediği olay şu. Ben kulübümün rızasını almadan ben buradan ayrılmayacağım. Doğru bir düşünce. Doğru. Bence de karakterli bir oyuncuymuş demek ki. Çünkü o bu sayede çıktı çünkü. Tabii yani Marko İngiltere'den geldi. İngiltere'de bir varlık gösteremedi. Şimdi kalkmış burada kaç 18 mi gol attı? 19 gol. 19 gol attı. Parasını çıkar çoktan. Parasını tabii parasal anlamda da çok çıkardı. Ama işin ilginç yönü bir menajer bir arkadaşım var. Rodolfo'nun gideceğini zaten çok daha evvelden söylemişti. Fakat iki tane çok büyük bir bomba geliyor ki sana transfer anlamında. Şu anda Rodolfo'nun transferini bekliyorlar. Rodolfo'nun gittiği an o iki tane iyi transfer ve ama ismini bilmediğimiz ve sır gibi saklıyorlar ve çok da iddialılar. Aynen söylediği kelimeyi söyleyeyim. Niyase çok flash anlamında söylediler. Rodolfo çok flash anlamında söylediler. Bu gelecek isim ikisini de unutturacak dediler. Zaten biz Akhisar'da yani, unutturdular zaten. Yani bir Niyase unutuldu. Niyase, geçen seneki Niyase unutuldu. Ve şey, şimdi Gekas geldi. Evet. Hepsi birbirini gitti, unutturuyor. Niyase unuttu. Rodolfo geldi, Niyase'yi unutturdu. Şimdi ben buradan tebrik ediyorum. Eğer yine sene içerisinde göreceğiz tabii. Bu önümüzdeki sene içerisinde. Eğer bu bizim menajer arkadaşın dediği gibi doğruysa eğer, vallahi billahi alnlarından öpeceğim bu Akhisarlı. Kimse bu scout ekibindeki görevli arkadaşlar, izleme komitesindeki arkadaşlar, yemin ediyorum alnından öpeceğim. Ve var ya, kazandırdıkları paralar deve yükü paralar. Niyase'yi biliyorsun. Kaç paraya verdiler? 8 milyon euro mu verdiler? Evet. 8 milyon euroya verdiler geçen çılgın sene. Para. Çılgın para. Şimdi bu sene verdikleri Rodolfo'dan öyle de böyle de gene bir para kazanacaklar. 8 alırlar yine. Rahat 8 alırlar. 8 ya 8 almasınlar, 5 alsınlar. Allah bereket versin dersin. Yani iyi para, iyi sonuçta para. İyi para. Vallahi bu scout ekibi midir? Hangi menajerle çalışıyor? Yemin ediyorum çok tebrik ediyorum. Akhisar böyle giderse daha bir 10 yıl daha durur. Durur. Gitti. Akıllı işler bir de yapıyorlar. Statları biterse daha şeklenirler. Bak statları bitiyor. Gelirleri ekonomik. Rain oturuyor. Yani. Bir tek eleştiri anlamında ben burada programda da yaptım. Her programda da yaptım. Altyapı anlamında çok büyük tesis belki anlamında. Belki onu düzeltirler. Şeyi altyapıya ayırabilirler. Tesis anlamında büyük bir eksikliği var. Yani altyapıdan oyuncu gelmiyor şu anda. Bak gelmiyor. Dikkat et. Akhisarlı altyapıdan bir oyuncu yok. O yüzden de benim eleştiri anlamında budur. 4 sene oldu değil mi? Oldu. 4 sene oldu. Artık, biz düştük oradan çıktık. Artık çıraklıktan kalfalığa doğru yok, geçiyorlar. Ustalık artık. Şimdi bu yani her çıraklıktan senedir, kalfalık. 2 senedir şeyi kaçırıyorlar. UEFA'yı kaçırıyorlar. UEFA'yı kaçırıyorlar i̇ki ama sene. Yani UEFA'ya ben pek olur ama sene olacak, sene olur. Ama Cihat Aslan'la devam edecekler ama. Aynen. Bu gelecek olan adamların durumuna göre. İnşallah, inşallah. Biliyorsun iki tane oyuncu ayrıldı. Ayrıldı. Merter'le Ahmet Cebe ayrıldı. Cebe zaten yaşını doldurmuştu. Bekliyordu. Yani Merter ama eksikti. Ama yine Merter Bursa'la anlaştı. Merter eksikti. Merter oynar ama Ahmet Cebe zaten vefalı ayrıldı onlar. Bir açıklaması da güzeldi. Aynen öyle. Beş bekmeniydim bu kulübünde de. Allah razı olsun. Aynen öyle. Dedi. O nedenle Yaşar Hoca da takip ediyor. Ama bence Pistet'e daha ağırlık vermiş. Yani İzliyor Sayın musun Gönüllü, maçlarını? İzledin Sayın mi? Gönüllü Manisa'da biliyorlar yani adam. Atımıza düşmez Sayın Gönüllü yanında bu ifadeyle hayır, bulunmak. Hayır, maçları izliyor musun? Manisa'nın iftarı biz ben teşekkür ederim Manisa. Ben biliyorsan Manisa sevdalısı olarak. Biz herkesi de almıyoruz programı zaten. Siz zaten. Bizde 2-3 tane yorumcu vardı. Sayın Üsal. Hepsi gittiler. Siz güzel bir ekipsiniz. Ama eskiden bu. Evet.
Ben Fikir olabiliyorsun. Ben bazı birkaç saat canlı yayına katıldım. Bazı olaylarımız da söz konusu. Ben biliyorum aynı zamanda fanatik taraftan. Ama sonra bizi boşladın. 80'lerden sonra. Bizi boşladın. Ay kesinlikle. Siz boşlamak mümkün mü? Siz abi, kalplerin, gönüllerin. Abi Yaşar abi gündüz çok pedal şey yapıyor. Akşam ya gece, gece yoruluyor. Dinliyor, ama enerjini bu yöne vermen evet. Çok güzel. En azından buradaki lokomotifi hızlandırır. Bak ben size bir şey daha söyleyebilir miyim? Konuyu bitiriyoruz ama şununla ilgili bir şey söylüyor. Tamam bitti. Çok önemli konu. Bana şimdi Tarzan çalışıyorlar biliyor musun? Biliyorum onu. Manisa'da. Hı. Niye bunu yapıyorum biliyor musun? Çoğu insan. Biz Tarzan tırnağı olamayız. Burada mesaj vermek istiyorum. Ve çok. Ankara'da, İstanbul'da bana çok şeyler var. Bunlarla ilgili. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bana forma yolladı. Jandarma Tarzan Çavuş diyor. Niye tamam, biliyor musun? Işte. Amacımız... Sosyal medyayı öğrenmiş. Bakın. Amacımız, ben ulaşıyorum zaten amacıma. Gündem sosyal yaratmak. Sosyal medyayı öğrenmiş. Gündem yaratıyor. İyi. Manisa Tarzan'ı var mı Manisa Türkiye'de? Ay, Tarzan var mı? Var. Dünyada. Manisa Tarzan'ı. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ve amacıma ulaşıyorum. Biliyorsun sen de çok programlar yaptık. Ben zaten şunu söyleyeyim. Senin hakkını mümkün değil. Yani bunu ben anlattı anlattı bitiremem ben size. Ben şimdi rahmetli olunca tabutu taşımakla ödersin borcumu. Hiç kafanı yok. Manisa sana çok borçlu yok. Tanıtım konusunda. Manisa üzerine söylüyorum. Eyvallah. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Evet, birçok yani. Şey anlattınız. Ve biz siz daha fan olacağız. Tekrar olacağız. Ya hiç merak etmeyin. Tabii ben alacağız. Şey yapacaktık. Burada bisiklet spor kulübü olarak da bu sene kulüp olduk. Onunla ilgili çalışmalarımızı söz edecektik. Özlem arkadaşımız çok bisiklet festivallerini... Pardon, pozitif ayrımcılık yapalım da Özlem Hanım'a son sözü evet. verelim. Çok festivallere gitti, onları buyurun, anlatacaktı. Son söz size verelim. Yani şimdi okullarda beden eğitimi dersinin az olması sebebiyle öğrencilerimiz fazla fiziksel aktivitede, fiziksel aktiviteden çok fazla mahrum oluyorlar. Dört duvar arasında kalmış olan öğrencilerimiz, çocuklarımız... Çok fazla spor yapamıyorlar. Şimdi babalarına, annelerine yalvarıyorlar. Tatil geliyor, karneleri alacağız. Bize bir hediye alın, o da karne hediyesi bisiklet olsun diye. Ama bunu kesinlikle şu felsefeyi sokmamız gerekiyor çocuklarımızın kafasına. Bisiklet bir karne hediyesi değil, hayat felsefesidir. Bir mutluluk satın alamazsınız ama bir bisiklet satın alabilirsiniz. Bu felsefeyle o kadar çok insan bilinçleniyor ki bu aslında Mabit... ilgi bekliyor diye bir başlık attınız bizim programımızın altına. Aslında o kadar büyük bir kesim bilinçleniyor ve farkındalık oluşturuyor ki. İlgiyi biz yerel yönetimlerin değil. Sorunu bu. Onların tamamen onların sorunu. Bu trafik kaosunu, keşmekeşini tamamen onlar bu yöntemle bisiklet yolları yaparak bize yardımcı olacaklar. İnşallah umuyorum. İnşallah. Tabii bisiklet yolları. Tabii ki bisiklet mavi yolları, boyanmış, mavi yollar. Mavi boyanmış. Standart bisiklet yollarıyla. Standart bisiklet yolları. Hı-hı. Sanırım Cengiz Ergin bunu düzeltir diye düşünüyorum. Dikkat umuyoruz. Eder diye düşünüyorum. Ben de umuyorum açıkçası. Biz belediyeden şunu şey yapıyoruz. Eğer kendileri bu konuyla yetersizse derneğimize gidin. Profesyonel olarak. Profesyonel, ilk önce profesyonel ne olduğunu tamam. Tüm tamamen yayılması lazım. Eyvallah. Bize yardımcı oluruz. O yollar nasıl yapılması gerekiyorsa biz profesyonel ekip olarak hizmetinizdeyiz. Hep birlikte evet, bakacağız. Arkadaşlar profesyonel. Hep birlikte. Profesyonel düşünmemiz lazım. Hep birlikte bakıyoruz. Evet teşekkür ederim. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Pozitif ayrımcılık yaptığınız bir Özlem Hoca'yı da çağırmışsınız. Ona da teşekkür ediyorum. Aslında sporda ruhların cinsiyeti yoktur. Ben bir şey demedim. Toplum öyle söylüyor. Evet. Ben bana kalırsa bende bir ayrım yok. Öyle. Ya pozitif ayrımcılık demek öncelikli hı-hı. anlamını söylüyoruz. Evet. Yani ayrım... Sporda ayrım yok. Benim hanım da trekik yaptı, ayrım yok. Ben gidemiyorum mesela, ben zaten trekik yapıyorum. Cinsiyete bakmıyoruz, ruha sporda bakıyoruz. Sporda cinsiyet yok, ruh önemli. Ruha bakıyoruz, katılıyor. Evet. Son bir şey söyleyeyim. Biz buyurun. Özlem Hanım'ı Bisiklet Derneği'ne katılması için özellikle çağırdık. Çünkü kendisi trekik olsun, başka sportif alanlarda o kadar aktif bir bayan ki, yani diğer bayanların katılımını evet. sağlayabilecek bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Biz vizyon olsun diye çağırdık evet. onda yani. Teşekkür evet. ediyorum. Yaşar Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Metin'cim çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür sana ederim. Çok az düştü. İş düştü. Çok az. Abi söyle. Bak, çok az iş ben programı bitiriyorum ona göre. Sayın Gönül'ü onu konuşacağım. Çünkü bize konuşma fırsatı verdi. Aynen Sayın Gönül'ü bu işlerin çok üzerinden şimdi yok onun derdi başka ben biliyorum onu. Onun derdi başka. Evet. Onun derdi başka. Aydın abi biraz şey olalım. Zaman geldi. Bitiriyoruz. Evet. Reji'den ciddi ciddi uyarılar alıyoruz. Kanun hükmünde kararname gibi. Yapacak bir şey yok. Bizim de biz de vatandaşın derdini dinliyoruz. Ah canım benim ya.
Allah'tan bizim programı izleyenler çok. Siz bize dua edeceksiniz. Rejide, kamera arkasındaki arkadaşlarımız. Bu insanların dertlerini çok iyi anlatabildiler. Çok daha alacağız biz onları programa. Evet, bir programın sonuna geldik. Bundan sonra Metin Gönül olur mu bilmem. Ama kendince benim bu sezon için son programım diyor. Bakalım ben onu kandırırım herhalde diye düşünüyorum. O becerim de var. Nasıl Abdullah Mergen'i kandırıyorum ya, o bir abi beni kandırıyor. Belki ben onu kandırırım diye düşünüyorum. Niyetim o. Niyetim halisane. Evet, biz Mabip diye site sporcularını ağırladık, kulübünü ağırladık. Onların dertlerini dinledik. Dışarıda 1-3 kadar, 4 kadar katında onlar da dışarıda bir setleriyle var. Onlar bizi bekliyorlar. Daha doğrusu bunlar arkadaşlarını bekliyorlar. Biz onların dertleri ne derece mehlem olduk, ilaç olduk bilinmez ama bu programdan sonra belki onların hayatlarında daha çok şeyler değişecek umudunu taşıyorum. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Haftaya buluşmak dileğiyle. Haftaya da önemli sürpriz konuklarımız var. Bu hafta geleceklerdi, haftaya kaldı. İsimlerini söylemiyorum. Haftaya onları ağırlayacağız. Hep birlikte haftaya buluşmak dileğiyle.